Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddia sunar. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 31 Mayıs 2022 Salı günündeyiz. Saatlerimiz 7.01'i gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Girişte her zaman olduğu gibi dünün özetini yapalım. Maçlarla başlayacağım. Dün basketbolda playoff yarı final serileri devam etti. Darüşşafaka evinde Fenerbahçe Beko'yu konuk etti ve Fenerbahçe maçı 91-65 kazanarak seride durumu 3-1'e getirdi ve adını finale yazdıran ilk takım oldu. Rakibini bekleyecek artık Fenerbahçe, ki orada da diğer seri Anadolu Efes'le Galatasaray Nef arasında devam ediyor. Bugün seride 3. maç oynanacak. Galatasaray'ın ev sahipliğinde saat 20.30'da başlayacak mücadele ve 3 yapan burada da kazanacak ve finalde Fenerbahçe'nin rakibi olacak. Tabii ki favori burada Anadolu Efes. İlk maçı kaybedip ikinci maçta galibiyet almışlardı. Bakalım Fenerbahçe gibi onlar da deplasmanda maç çalabilecekler mi? Bugün akşam saatlerinde belli olacaktır. Teniste Roland Garros turnuvası devam ediyor. Tenisin en büyük organizasyonlarından biri Toprak Kort'ta yapılıyor. Dün de birçok sürpriz sonuç vardı açıkçası. 2 numaralı seri başı Medvedev 3-0'la kaybetti. Çeyrek finale çıkamadı. 4 numaralı seri başı Tsitsipas da geçen serinin finalisti. O da 3-1'le kaybetti. Yeni bir genç yeteneğe. Bir süreden beri burada Alcaraz güzellemesi yapıyorum. Genç İspanyol raket. Bir de Danimarkalı bir raket çıktı. Rune diye. Dün o da Tsitsipas karşısında kazanmayı başardı. Sadece bir set kaybetti çeyrek finale gelene kadar. Ve olağanüstü yükselişini bir Grand Slam çeyrek finaliyle taçlandırmış oldu. Yine bugün de Nadal Djokovic karşılaşması, günün öne çıkan mücadelesi, merakla. Ben de o karşılaşmayı açıkçası bekliyorum. Maçları bir kenara bırakalım. Gündemde neler vardı? Trabzonspor'da açıklamalar geldi. Tabii şampiyonluk sonrası hem başkan Ahmet Ağalı hem teknik direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulunuyorlar. Özel röportajlar veriyorlar. Dün de Ahmet Ağalı beIN Sports'ta konuk oldu ve orada gündeme dair yine konuşulabilecek açıklamalarda bulundu. Transfer konusu, Abdullah Avcı, yine Vakemen'in durumu, Fenerbahçe'ye olan polemik, federasyon seçimleri, yabancı kuralı, birçok konu başlığı var Ahmet Ağalı'nın açıklamalarından. Program içinde bu açıklamaların bir kısmına değineceğimizi söyleyelim. Kulüplerden açıklamalar geliyor bazı transferlerle alakalı olarak. Mesela Altay Kulübü Kazımcan Karataş için bir transfer açıklaması yaptı. Konyaspor cephesinden başkan nezdinde bir açıklama geldi ki Abdülkerim Bardakçı transferdeki gözde oyunculardan bir tanesi. Onunla ilgilenen kulüpleri açıkladı ve yurt dışından da yine ilgi olduğunu belirtti Konyaspor başkanı. Yurt dışına uzanacak olursak, mesela Lewandowski'nin dün açıklamaları bayağı bir konuşuldu. Türk basında da yer buldu, Avrupa basında da geniş yankı uyandırdığını söyleyebiliriz. Artık benim Bayern'deki hikayem bitti diyor Lewandowski. Sözleşmesi var bir sene daha ama buna rağmen kendisi Bayern'de devam etmek istemediğini net bir şekilde ifade ediyor. Bakalım oradaki durum nereye gidecek? Çünkü Bayern cephesi de öyle kolay kolay Lewandowski'yi bırakmak istemiyor. Oliver Kahn'ın orada açıklamalarını gördük yine bu Lewandowski'nin açıklamanın üzerine. Bu konu enteresan. Program içinde yine değinebiliriz. Transfer haberleri tabii her gün devam ediyor. Kulüplerden farklı farklı. Dün bir tanesini aslında konuşmuştuk burada. Karagümrük'te Fenerbahçe arasında bir takas iddiası. Emre Mor, Ozan Tufan takası. Sabah gazetesinin haberiydi. Öğleden sonra biz de konuyla ilgili Ajans Spor olarak bir haber yaptık. Farklı kaynaklardan da yine benzer şekilde haberler gelmeye başladı. İlginç olduğu açıdan yine bunun gibi bir transfer haberlerine de program içinde değineceğiz. Dün pazartesiydi. Fenerbahçe cephesi bir hareket bekledi aslında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç. Çünkü pazartesi günü Cesus'u açıklayabileceklerini söylemişti ama
Dün beklentiler boşa çıktı. Bugün İstanbul'a gelebileceği söyleniyor. Artık ay sonu, yeni ayla birlikte de Jesus'un resmen açıklanması bekleniyor. Gelişmeleri biz de elbette yakından takip ediyoruz. Ve reklama girmeden önceki son haberimde şu olsun: Türkiye Futbol Federasyonu'nda başkanlık seçimleri artık çok yakın. 16 Haziran'da yapılacak, 2 haftalık yaklaşık bir süre var ve ilk aday da dün resmen çıktı. Bir süreden beri aslında basında ismini duyduğunuz Mehmet Büyükekşi federasyon başkanlığına aday olduğunu resmen açıkladı. Gaziantep Futbol Kulübü'nün eski başkanı, bu sezon başına kadar başkanlık görevini yürüten isim, ilk aday oldu. Bakalım Servet Yardımcı karşısına çıkacak mı? Çünkü dün aslında paylaşmadım, fırsat gelmedi, ama Akşam Gazetesi'nde onun da bir röportaj vardı ve röportajla birlikte bir Servet Yardımcı güzellemesi şeklinde bir haber de yapılmıştı. Sanki hani başkanlığa oynuyor gerçekten ve işte Türk futbolunu Avrupa'daki sorunlarını halleden profil. Servet Yardımcı çok büyük işler yapmış. Böyle Akşam Gazetesi hafif süslemiş kendisine. Onu da bana kalırsa başkan adaylığının bir habercisi. Yarın öbür gün ona da ilgili resmi açıklama gelebilir diyelim. Şimdi aramıza gidelim. Aradan sonra gündemdeki bu gelişmelerle, değerlendirmelerle karşınızda olacağız. Barış Ertül, Ali Erin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. ...7.15 saatlerimiz... ...daha programın girişinde bir dinleyicimizden mesaj gelmiş... ...Murat Kırkpınar demiş ki... ...abiler bir sıkıntı mı var... ...Mertelem 7.01'de programı açtı diyor... ...belli ki bizi sabahları dinlemeyen bir dinleyicimiz... ...bugün 40 yılda bir açmış... ...ve buraya denk gelmiş... ...biz yani ben daha doğrusu biz demeyeyim de... ...her sabah 7... ...bilemedin 7.01... ...en kötü 02'de programı açıyorum... ...hattrick gibi zannetmeyin... ...buraya gittik de... ...Ali Erim'in moderatörlüğünde... ...14.04'ler, 05'ler... ...06, 07 bir ihtimal... ...bunları görürsünüz ama sabah sporunda... ...böyle şeylere yer yoktur... ...dakik olmaya gayret gösteriyoruz... ...ve gösteriyorum ya... ...bu ruzlu konuşmayı da sevmiyorum da... ...çıkıyor ağzımdan bazen... ...o yüzden sabahları böyle girişler yapıyorum... İyi yapıyorsun. Cevap hakkını kullanmak ister misin? Yok. Hattrick'te kullanırız cevap hakkımızı. Sen de. Kendi sahamızda. Sizli konuşmaya başladın. Kendi sahamızda, kendi seyircimiz önünde evet. Kullanırız. Bakalım. Evet, günaydın. Merakla bekliyorum. Günaydın abi. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim. Sen de iyisin umarım. İyiyim ben de, ne olsun. Ne konuşacağız bugün sence? Var mı bir fikrin? Dünkü gelişmelerden aklında kalanlar var mı? Mesela sabah taksiye bindim. Bizim orada hep beraber gidip geldiğimiz Yakup abi var. Dedi ki maçlar bitti. Artık ne konuşacaksınız dedi. Dedim bitmedi aslında, var, maçlar geliyor. Yarından itibaren değil mi? Karşılaşmalar evet, başlayacak evet. Uluslar Ligi'nde. Bizim 4 Haziran'da başlıyor. Maçları konuşacağız ama bugün tabii birkaç gün bir açıklamalar üzerinden ve haberler üzerinden gideceğiz tahminen. Yani bu ne konuşacaksınız ya da işte ne günde 4 saat canlı yayın mı yapıyorsunuz? Büyük bir şey, sır gibi. Ama yıllardan beri de böyle işte. Konuşuyoruz bir şekilde. Bitiyor değil mi evet, program? Evet, bir şekilde bitiyor. Sessiz genelde kaldığımız olmadı böyle. Olmadı. Hani 2-3 saniye bir sessizlik oluyordur. O kadar yani. Yoksa illa bak şimdi konu yoksa bile böyle konuşuyoruz yani. Yok yani konu her zaman var. Türk futbolunda, Türk sporunda konu hiçbir zaman bitmiyor. Mesela Ahmet Ağoğlu'nun açıklamaları enteresan. Bine konuşmuş Güntekin Onunla olayla. Başlayacağım ben de aynen. Birçok açıklaması var. Yine çok konuşulabilir. Hani uzatılabilir. Öyle söyleyeyim sana. Çünkü daha geçenlerde Ahmet Ağoğlu'nun bir açıklaması vardı. Biz yöneticiler diyordu. Dikkat etmek lazım söylemlerimize, söylediklerimize. Ama bakıyorsun arada yine ciddi dokundurmalar var rakiplere. Gerek var mı? Bana sorarsan yok. Mesela oradan Ahmet Ağoğlu'ndan, Trabzonspor başkanından başlanabilir. İşte Türkiye Futbol Federasyonu başkan adaylığı dün belli oldu. O yine önemli bir konu Türk futbolunda. Hani işte sen mesela güzel bir şey söyledin. Ne dedin? Servet Yardımcı ile ilgili bir haber çıktı. Dün gördün mü haberi? Sen baktın akşam. Biraz gecesinde. Baktım. İşte Servet Yardımcı'ya full övgü var. Aslında şöyle bir
tespitimiz vardı. Buna katılanlar da var, katılmayanlar da vardır mutlaka. Ama ben kendi adıma hep şunu söyledim. Yani Yıldırım Demirören'in federasyon başkanlığından sonra en kötü federasyon başkanı olabilmek için çok ekstra işler yapmak gerekir. Ama şöyle bir geriye dönük bakarsam bana göre en kötü federasyon başkanlığı, en kötü federasyon dönemi Nihat Özdemir döneminde oldu Türk futbolunda. Yani Yıldırım Demirören'den daha kötüsünü görmeyiz diye düşünürken Nihat Özdemir başkanlığı geldi. Peki Nihat Özdemir'in başkanlığında Servet Yardımcı hangi pozisyondaydı? Yani başkan vekili işte. Şimdi başkan vekilinden, o federasyonun içinde bulunan başkan vekilinden Türk futbolunun şu halini çözmesini bekliyoruz. Ki o başkan vekili Yıldırım Demirören dönemi, ondan önceki dönem 2008'den bu yana Atilla yani işte abi söylüyordu neden onu. Türk futbolundan bir şey olmuyor, neden istediğimiz seviyeye gelmiyor da istediğimiz seviyeye doğru adımlar atılmıyor. Herkes farkında, bir anda değişim olmayacak. Yavaş yavaş olması gerekir. Hani Barış abinin deyimiyle kamyon bir anda durmuyor değil mi? Önce frene basıyorsun. Bir süresi var yavaşlamak için. Buna ihtiyaç var Türk futbolunda. Bir adıma ihtiyaç var. Frene basacak birine ihtiyaç var. Yeni ve doğru yaklaşımlarda bulunacak birine ihtiyaç var. Şimdi bizim futbol dünyasının, buna kulüpler de dahil, futbolun tüm birimleri dahil ulaşabildiği sonuç Servet Yardımcı. Yani yıllardan beri federasyonların içinde olan bütün bu kötü kararlarda ikinci adam pozisyonunda olan kişiden biz Türk Futbolu Başkanlığı yapıp sorunları çözmesini bekliyoruz. Hani aslında her şeyi de hak ediyoruz. O mesela güzel bir konu bence. Yine gördüğün gibi konuşulabilecek çok şey var. Evet. Yarın daha güzeli var tabii. Yarın bir kere Uluslar Ligi başlıyor. Uluslar Ligi'ni bir tarafa koy. Ama işte Arjantin-İtalya karşılaşması mesela ben heyecanla bekliyorum. Senin geçen anketi ben unuttum. Arjantin mi Brezilya mı daha çok sempatisi var Türkiye'de diye sormuştun. Evet. Sonra üzerine konuşmadık. Ben de iki gün sonra aklıma geldi baktım. 43-57. Evet. 57 Brezilya. Türkiye'de genelde Brezilya'yı destekleyen bir tık daha fazlaymış ama senin beklentinden de daha az. 65. Ben minimum 65 diye aynen bekliyordum. 57 çıktı orada. 57 çıktı. İtalya-Arjantin maçı Wembley'de güzel bir karşılaşma olur. Onu merakla bekliyoruz. Aynı zamanda Dünya Kupası playoff maçı var yine yarın. Uluslar Ligi başlamadan önce o karşılaşma önemli. Ondan sonra da zaten Uluslar Ligi olacak. Uluslar Ligi'nde de özellikle A grubunda Almanya, İngiltere, İtalya var. Onların da aralarında oynayacakları karşılaşmalar var. Yani 4 tane bu takımların oynayacağı maçı izleyeceğiz. O da bence ayrı bir keyif olacak. Mesela bu cumartesi Almanya-İtalya var. Çok iyi. Yani beni bunlar kadar heyecanlandıran tenis maçları var bugün. Aynen, Roland Garros devam ediyor. Bugün saat 21.45'te Djokovic-Nadal var bir kere. Tamam, süper. Şu anda biri bir numaralı. Sen 22.05'e kadar izlersin. Sonra ne olursa olsun yatarsın. Bir de uzama ihtimali var bu. Evet, tabii canım. 3 sette kolay kolay bitmez bu. Bu 3-2 falan biter. Ondan önce de benim Alcaraz'ın maçı var. Dünya 6 numarası şu anda. Rakibi de 3 numara Zverev. Daha önce bu en son finalde karşılaşmışlar. Çocuk oyuncağı gibi gelmişti Alcaraz'a Zverev'i yenmek. Çok basit bir şekilde yenmişti. Zorlanmamıştı. Öncesinde de o maç var. Benim için hani onun günün başlangıç saati belli mi? Tahmin ediyorum ki belli değil. Çünkü öncesinde iki maç daha var. Hmm. Sarkma durumuna göre saati değişebilir. Ama diğeri 21.45'ten önce başlamayacak. O bilgi var. O civar başlayabilir. 22'de de hani sarkabilir biraz. Beni bu iki karşılaşma bugün için heyecanlandırıyor. Tabii basketbol severler için de mesela bugün Galatasaray'ın maçı var Efes'le, Anadolu Efes'le. Ev sahibi olacak Galatasaray. İyi bir atmosfer olması bekleniyor karşılaşmada. Onu da söyleyelim. NBA finalleri başlıyor. Başlıyor mu? Ne zaman? Bu sabah karşı başlıyor. Yok, bu sabah değil. Hafta sonuna doğru başlıyor zannedersem. Biraz dinlenecekler o zaman. Evet. O güzel. Hani zaten Haziran ayını atlattıktan sonra Temmuz'un ortasıyla beraber Avrupa'daki eleme maçları değil mi? O karşılaşma. Fenerbahçe ile Başakşehir'in ilk, onların karşılaşmaları başlayacak. Sonra Konya'la. Yani öyle süre zannettiğiniz kadar uzun değil. Evet. Lig bile 5 Ağustos'ta başlayacak yani. Çok vakit yok. Şimdi o zaman Ahmet Ağlan'a dönelim. Dönelim. Dün bir yine çıktı Trabzonspor Başkanı. En çok önüme düşen açıklaması, bilmiyorum bugün manşetlere hangisi yansıyacak ama hani ana başta hangisi? Abdülkadir Ömür çıkmıştır. Evet, Abdülkadir Ömür. Benim de onu diyecektim. Yani Abdülkadir Ömür açıklaması aslında bilinmeyen bir şey değil. Daha önce defalarca söyledi Ahmet Ağlan ama dün bir kez daha söyledi ve yine çok etki yaptı. Onu da anlamıştı. Söylemiş miydin?
Söylemişti. City'yi söylemişti. City'yi söylemiş miydi? City'yi söylemişti. 23 milyon euro demişti. Bir tek şeyi ben hatırlamıyormuşum. Yusuf Yazıcı'yı sattıktan 3 gün sonra teklif evet. geldi. Mesela ben o detayı bilmiyordum. Dün onu öğrendim bir tek. Bilmiyorum sen... Onu ben de bilmiyorum. Değil mi öyle bir şey? Ben City'yi de kaçırmışım hatta. Ben City'yi biliyordum ama o diğer detayı bilmiyordum. O da çok yani eleştirecek bir şey değil aslında bakarsan. Yani bir transfer döneminde iki tane genç potansiyelli oyuncunu kaybetmek istemeyebilirsin. Takımın iskeletini bir anlamda korumak için. O yüzden reddetmiş Ahmet Ağalı. Ben o açıdan çok fazla eleştiremiyorum. Ne dersin? Ya tabii şimdi hani geriye dönük baktığında neden satmadın demek kolaycılık olur. Şu an öyle tabii. Aynen hani ya işte olur mu 23 milyon vermişler şimdi kaça satabilirsin ki 23 milyon euro çok büyük para demek. Haksızlık olur başkana. O an öyle hissetmiş ve satmadı. Yusuf'un tabii satışı da senin dediğin gibi orada etkili olmuş. Orada ben de çok fazla hani Ahmet Ağlu'na söylenecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ama bazen işte futbol dev hayatta böyle fırsatlar kaçıveriyor. O an doğru karar aldım diye düşünüyorsun ama bir süre sonra işler değişebiliyor. Hele işte sporda spor tamamen performansla alakalı olduğu için sonuçta arsa değil. Hani arsada bir kere fırsatı kaçırdın bir süre sonra tekrar gelebilir aynı fırsat ama performansa bağlı olunca işte işin içinde sakatlık var. Evet, performans oldu. İniş çıkışı var. Her şeyi bütün dengeleri değiştirebiliyor. İşte senle sabah girerken Real Madrid kutlamalarını izliyorduk. Televizyonda vardı. Ben sana espri yaptım. Hani Hazard dedim bu sene çok yoruldu Real Madrid'de. Şampiyonlar Ligi madalyasını aldı. O Şampiyonlar Ligi'ni aldığı için Chelsea 15 milyon euro Real Madrid'den para alacak. 100 milyon euronun üzerinde bonservis verildi. Ya, felaket bir performans. Bir ara Ronaldo Messi seviyesinden bahsediliyordu Eden Hazard için. Ama bugün gelinen noktada Real Madrid'de Eden Hazard olsa ne olur, olmasa ne olur. Müthiş zamanlı bir satış mesela. Chelsea adına. Aynen. Olağanüstü zamanlı bir satış. Real Madrid'in adeta kucağına bomba bırakmışlar. Sürekli sakat, sürekli operasyon. İşte ben gelecek sene yıldız olacağım, gelecek sene benim senem olacak. Yani nereye senin senen oluyor? Vinicius Junior var orada. Adam 20'lerde double double yaptı. Bırak onları. Hani 10 gol 10 asist değil. Double 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 yaptı. Aynen double 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 yaptı. Hani artık orada bir şansın yok işte. O yüzden futbol böyle bir şey yani her takımın başına geliyor. Abdülkadir Ömür gitse direkt zaten Manchester City'de oynamayacaktı. Büyük ihtimalle kiralanacaktı Manchester City grup içerisindeki takımlardan birine ya da başka bir ekibe. Normal yani. Türkiye'de şey peki bu tarz mesela Cenk Tosun zaten en yüksek bonservise satılan futbolcu ve zamanlama olarak da bence güzel bir zamanlama da sattı. Gerçi o dönemde satmamak için elinde bir bahanesi vardı değil mi Beşiktaş'ın? Şampiyonlar Ligi'ne mi devam ediyordu Cenk Tosun'la birlikte Beşiktaş gruplardan rekora çıktığı dönem miydi? Ne vardı o dönem ya da şampiyonlar mı gidiyordu? Devre arası satılmasına karşı çıkanlar da vardı. Yani böyle o bir sene, sezonda o sene olabilir. Beşiktaş neden en iyi oyuncularından birini satsın? Bayern Münih maçları öncesi olmuş olabilir. Tam hatırlayamadım. Ama bizde klasiktir işte Cenk'i satan şampiyonluğu satar. Gibi aynen o tarz şeyler söylenir. Çok söylenmişti. Ya, taraftar tabii bir taraftan kulüp para kazansın istiyor. Ama bir taraftan da sevdiği hiçbir oyuncunun ayrılmasını istemiyor. Yani taraftarlık böyle bir şey zaten. Tamamen duygusal bakıyorlar. O da anlaşılabilir bir şey. Ama hani Cenk Tosun da Beşiktaş'ın Türk futbolunun en iyi satışlarından biri oldu. Mesela Manuel Fernandes tam tersi Beşiktaş'ın elinde patlayan bir oyuncu olmuştu. 7-8 milyon euro bonservis bedeli düşünülürken Manuel Fernandes satılmayınca zaten istikrar olarak dalgalı bir oyuncuydu. Beşiktaş'ın elinde patlamıştı. Öyle vardır oyuncular. Hani düşünülürse çıkar. İyi zamanda giden. Baudouin Diaye mesela hatırladığım. İyi zamanda tabii, gidenlerden. Galatasaray'ın çok iyi bir şey yaptı. Satışlarından biriydi. Aynen. Peki şimdi Abdülkadir Ömür'de böyle bir sıkıntı diyelim. Hani geçmişe dönüp bakınca o gün satması makul gözüküyordu. Şimdi Uğurcan Çakır mesela dünkü açıklamalara baktığımda öyle çok Trabzonspor'u hoşuna gidecek bir teklif gözükmüyor. Bir tek Ahmet Can Kaplan'a kabul edebileceğimiz tarzda bir teklif geldi dedi Ahmet Ağlı. O minvalde bir şey söyledi ama Uğurcan Çakır için veya diğer isimler için, Abdülkadir Ömür için böyle bir durum söz konusu değil şu an itibariyle Trabzonspor'da. Ama işte Uğurcan Çakır'la alakalı olarak da şunu diyor başkan, hani 10 milyon euroya satacaksın diyor. Ondan sonra Uğurcan'ın yerini doldurmak için 7 vereceksin diyor. Aradaki 3 milyon için değer mi diyor. Şimdi yani Uğurcan Çakır'dan şu haliyle Trabzonspor 50 milyon euro kazanmayacak. Bence biraz oradaki
beklentiyle gerçekleşen teklif arasındaki fark Trabzonspor'u düşündürüyor. Hani Uğurcan'dan ne bekliyor Trabzonspor? Demek ki 15 üzeri, belki 20 civarı bir teklif bekliyor. Şimdi o teklif gelmediği noktada yok bu paraya değmez düşüncesi var Trabzonspor'da. Benim anladığım o. Piyasada demek ki o şekilde şu an. Yani işte ama bir de büyük ihtimal gidecek ama yerine kimi alırız da bakıyor Trabzonspor bir yandan. Abdullah Avcı'nın bu adaylara bakmıyor olma ihtimali yok, yok şu anda planlamada. Çünkü Abdullah Avcı dün şeyi söylüyor, yani Şampiyonlar Ligi'deki muhtemel rakiplerimizi tek tek analiz ediyoruz diyor. Kaç tane muhtemel rakip var? 20 küsur. Hani bunu analiz eden zaten Uğurcan'ın gitme ihtimaline karşı bir liste çıkarmıştır. Evet, Sinan Bolat. Liste evet, basit bu kadar. Sinan Bolat. Tek isim mi yazıyor orada? Tek isim yazıyor şu an Türkiye'deki tüm takımlar için. Tek isim yazıyor. Onun da talibi çok işte. Fenerbahçe de istiyor bir yandan. Evet. Trabzon istiyor. Beşiktaş'ta Mert Günok'la ilgili güzel şeyler yazılmıştı. Geçen gördüm Valerian İsmail'in onunla çalışamadı da bir sakatlıktan dolayı. Ama yeni sezonda herhalde dönecektir Mert Günok. Beşiktaş'ta öyle bir kaleci problemi görmeyiz. Yani Galatasaray'da belki. Mert tabii tecrübeli kaleci sınıfında ama oynadığı zaman çok kötü bir performans göstermişti. Benim hep savunduğum bir şey var işte. Mert'in en fazla ön plana çıkan özelliğini ayaklarını iyi kullanması. Tamam. Peki kalecilik yetenekleri? Yalnız bu Valerian İsmail'in oyunun tarzında daha dikine oynayan, onun uzun topları da bayağı etkili olabilir. Tabii bu işin bir kısmı. İşin tamam, kurtarış kısmında. Aynen. Yani, tabii daha güvenli olması lazım. Kalesine geleni kurtarmalı yani. Tabii. Beşiktaş yıllarca kalecilerden çok çekti. Hatta bana sorarsan 3 büyükler arasında her zaman için Beşiktaş geri planda kaldı kaleci konusunda. Yani bir türlü rakiplerinin seviyesinde kalecilerle oynayamadı. Yani bir Volkan Demirel, bir Muslera yakalayamadı değil yok mi? Yok yani sürekli ona bakarsan Mondragon, Taffarel yani tabii geriye doğru gidersen gidip baktığın zaman Rüştü, hani Engin İpekoğlu gerçi Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye çok eskiye gitti ama zaten. Ama öyle şimdi bak zaten Fenerbahçe'de çok fazla kaleci sayamıyorsun. Çok fazla kaleci sayamamak demek doğru işlerin yapıldığı anlamına geliyor. Yani Engin İpekoğlu, Rüştü, Volkan dediğin zaman zaten 20-25 yıl, 30 yıl kapsıyor neredeyse. 6 ayda kaç? 3 sene oldu mu 6 ay? Bu 6 ayda 3 tam ikinci, sezonu bitirdi. İkinci full sezonu 6 ayın Fenerbahçe'deki ikinci full sezonuydu. Kariyerindeki 3. full sezonu olması lazım. Ankara Gücü'yle beraber. Yok. 3 mü? 2019-20 Fenerbahçe. 20-21 Fenerbahçe, 21-22 Fenerbahçe. 3 tam sezon. 3 tam kaldı. Sezon Fenerbahçe. 1 tam sezon Ankara Gücü. Tamam. Kariyerindeki 4. tam sezon bitti. Evet. O zaman 6 ayın. Aynen. O da mesela iyi. Fenerbahçe de burada 6 ay konusunda tabii bir istikrar yakaladı. İyi tabii. Yani satmasa 6 ay da gider. Ki 6 ay daha çok genç bir de. 6 ay 98 doğumlu, 24 yaşında. 21'de gelip başladı. Aynen. Ki Volkan Demirel'den herhalde daha önce A takım kalecisine eldivenlerini almıştır. Şimdi Beşiktaş'ta öyle bir şey olmadı. Öyle bir kaleci bereketi olmadı. Yani iyi kaleciler geldi ama iyi kaleci ayrı, maç kurtaran kaleci ayrı. Şimdi Ersin'le birlikte evet. Bir seri bir şey olur mu? Bir yıllar hani 4-5 yıl Ersin'le birlikte gider mi? Ama onun da sözleşmesi bitiyor bu sezon sonunda. İşte oraları halledemiyor Beşiktaş. Evet. Normalde bana kalsa gider. Çünkü Ersin üzerine koyan bir kaleci. Her ne kadar öyle denmese de medyada. Çok sert eleştiriliyor Ersin. Evet. Ben öyle düşünmüyorum. Ersin'de umut var. Ama nihayetinde hani Mert Günok iyileştikten sonra eğer kaleyi devralırsa, yani Sergen Yalçın'ın yaptığı hatayı da Valerian İsmail yaparsa, oradan ben çok iyi bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Yani bir kaleci sadece Ersin varken yani. Evet. Mert'in oynamasına evet, bahsediyor. Bir kaleci sadece ayakları iyi diye kaleye geçirilemez. Yani mümkün değil. Evet, Ederson ve Alisson'un da ayakları iyi de neler kurtardıklarına bir bakın. Ben orada ama şey zannediyorum ya, Ersin satıldığı senaryo için Mert'in gireceğini düşünüyorum. Sanki okuduğum haberde o minvaldeydi. Çünkü Ersin'e gitme ihtimali var ya Rıdvan gibi. Hani o giderse elde en azından Mert Günok var. Bir de genç Emre var. Yine kaleci rotasyonu. Emre de çok fazla konuşulmuyor ama Emre de bayağı yetenekli kaleci. Bir de çok daha genç. Yani 17-18 daha Emre. Aynen. Onunla ilgili zaten altyapıda benim kulağıma gelmişti. Mesela Ersin'den daha umutlu teknik kadro ondan. Ersin'e göre daha mutlu, daha yetenekli olduğunu düşünüyorlar. Daha geleceğinin parlak olduğunu düşünüyorlar. Hani o da iki karşılaşmada oynadı. İki ya da üç karşılaşmada oynadı. İşte bir tanesi Göztepe maçıydı, 7 kurtarış yaptı. Şu ana kadar o da iyi işler yaptı. Hani eğer mesela Ersin giderse orada biraz radikal olup Emre'yle devam edilebilir. Ya onu yaptı işte Ersin, Utku
mesela arasında kalıp herkes Utku'yu beklerken Sergen Hoca çok cesur bir hamle Ersin'e görev vermişti ve devam da etti, işte bırakmadı, ardına evet. bile bakmadı Sergen Yalçın, ama Emre için aynısı olur mu? Bakalım onu. Tabii biz Emre'yi sadece hani 2-3-90 dakikada gördük. Onunla beraber çalışanların yorumlarını aktardım. Yani eğer hakikaten o söylediği kadar iyiyse o zaman göze almak lazım o riski. Ama işte şimdi Trabzonspor mesela bu Kalecep, biz dışarıdan bir oyuncu arıyoruz. İşte Sinan Bolat diyoruz ama iç tarafta da hep çok potansiyelli isimlerden bahsediyor. Erce'yi bir kenara bırakalım. Erce artık orta yaş oldu neredeyse. Kaleci için genç hala da belli bir yaşa geldi. 27-28 olması lazım Erce kardeşi, ama geri kalanı var. Arda var. Genç, potansiyelli. Muhammed var. Onlara hiç bakmıyorlar. Yani mesela Fenerbahçe'nin Altay'a güvendiği gibi, işte Beşiktaş'ın Ersin'e güvendiği gibi bu genç kalecilere ya, güvenilmiyor. Benim kamuoyundaki algı bu en azından. Katılıyorum. O da ilginç. Sebebi ne olabilir? Mesela Arda ve Muhammed'le ilgili ben çok iyi şeyler duydum hep. Oynadıkları zaman da açıkçası hiç sırıtmadılar. Ama orada da Uğurcan'ın koyduğu çıta olarak düşünüyorum ben. Yani Uğurcan şimdi bu sezon Trabzonspor şampiyon olduğu zaman en iyi oyuncuysa, MVP ise, ligde 11 yaparken hiç kimse düşünmeden Uğurcan'ı koyuyorsa o çıtanın ne kadar yükseldiğini düşün. Şimdi Trabzonspor'da zaten Ahmet Başkan'ın söylediği de bence biraz o. Yani o seviyede bir kaleci sattıktan sonra o seviyeye yakın bir kaleci almak için o sattığın kadar neredeyse para harcayacaksın diyor. Aynen. Dolayısıyla onun arkasında bekleyenler iyi kaleciler ama Uğurcan gibi mucize yaratmayabilirler. Bence asıl şey o. Sıkıntı o Ali abi, Trabzon'da. Bu normal değil mi ama? İşte yani. Ama Uğurcan sonrasını kötü gösterecek. Bir ara Muslera yapıyordu ya bunu. Ama bu futbolda kaçınılmaz yani. Bu sadece işte, Trabzonspor başına gelmiyor bu. Herkesin gelmiyor ama geliyor. O riski de bayağı düşünüyor kulüpler. Şimdi tekrar söylüyorum, bak Uğurcan'ın olmadığı bir Trabzonspor düşün bu sene. Düşündüm. Zor. Çok zor. Zor. Çok zor. Yani ligde şampiyon olan takımın kalecisi kurtarış şampiyonu da olmaz. Çünkü Trabzonspor kalesine öyle az şut gelen bir takım değil. Yani o sezonda 10 tane kurtarış yap, yayıncı kuruluşu yapsın, 4 tanesi Uğurcan'ın, 5 tanesi Uğurcan'ın. Şimdi onu denklemden çıkardığın noktada büyük ihtimalle teknik heyet yönetimde ya acaba mı diyordur. Şey içinde, Arda içinde, Muhammed içinde bir acabalarım vardır. Peki son olarak reklamına da gideceğiz. Şimdi Hakan da o tam uyaracaktı. Engelledim uyarısını. 7-8 milyon euro dedi ya Ahmet Ağlan. Ona evet. sattın 7'ye 1'ini. Yabancı kaleci mi düşünüyorlar peki buradan? Çünkü 7 milyon euro öyle kafadan atılmış bir rakam değil bence. Hmm. Yabancı piyasasını düşünüp herhalde Türkiye çapında, çünkü 7 milyon euro bir kaleciye, hangi kaleciye vereceksin yok. Yerli olarak? Yani Ersin'i mi alacaksın 7 milyon euroya? Öyle bir durum yok herhalde. Yabancı da düşünüyor benim anladığım Uğurcan açıklamasına bakınca. Olabilir o satır kapıyı arasından kapatmam. Böyle. Ama hep söylüyorum doğru değil. İşte ben de orada fikrini değiştirebileceğini düşünüyorum önümüzdeki vadede. Çünkü kalecinin ne kadar önemli olduğunu sen de söylüyorsun. Hani güçlü bölgelerden biri olması gerek. %100. Hani atan tutan Türkiye'de çok sevdiğim bir tabir. Ama işte öteki tarafta hani bana matematik yaptırmasalar zaten tartışılacak bir şey yok. Çünkü şey olarak bakman lazım. İyi kaleci, daha iyi kaleci. Benim kendi şartlarım içerisinde en iyi kaleci. Yerli olmuş, yabancı olmuş bir şey fark etmiyor. Sonuçta ben kalemi sağlam almaya çalışıyorum. Pasaporta bakmıyorum ama sana o hesabı yaptırmayan bir federasyon var. Yani ben kaleciden kullanırsam yabancı hakkımı o zaman ne olacak? Bu sene değişmezse 4 tane yerliyi nereden bulacağım? Girenlerle çıkanlarla beraber. Çünkü biliyorsun hani bizde bir sol bek almak için takla attırıyordu teknik adamlar. 2-3 defa başlarına geldi. Hı-hı. Bir sol bek değiştirecek. Orta sağdan alıyor, onu oraya çekiyor, onu oraya. Yani saçma sapan işler oldu defalarca. Bakalım ama tabii burada önemli olan herhangi bir teklifin Trabzonspor tarafından kabul edilmesi Uğurcan için, bir de Uğurcan'ın ikna olması. Şimdi Uğurcan'ın da konuşmalarında öyle çok ortalama bir Avrupa takımına gitmek istemediği anlaşılıyor. Bakalım hani gelecek teklif nereden gelir, ona göre kararını verir o da. Evet, ara vaktimiz biraz tabii oradan buradan oldu, konu konuya açtı. Muhammed Ağlan'ın açıklamalarına devam edeceğiz birazdan. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia.
Ahmet Ağal'ın açıklamalarından devam ediyoruz. Trabzonspor'a dair en çok merak edilen konulardan biri de şu dönemde Vakeme'nin durumu. Trabzonspor'da kalacak mı, gidecek mi? Şu an itibariyle bildiğim kadarıyla bugün futbolcunun sözleşmesi bitiyor. 31 Mayıs'a kadar Türkiye'de sözleşmelerin tarihi, hatta sezon sarkınca otomatik olarak da uzuyordu, hatırlayacaksınızdır. Bu pandemi döneminde mi olmuştu? Bu konu tartışılmıştı. Bugün boşa çıkacak artık Vakeme ve bir türlü Trabzonspor'la da imzayı atmadı. Dün de haliyle başkanı bulmuşken bu soru soruldu. Yapabileceğimiz en iyi teklifi yaptık diyor. En yüksek teklif Vakeme'ye. Yaşı benim için hani çok büyük problem değil. Beni endişelendirmiyor ama bütçem belli. Ben zaten bu bütçe dahilinde verebileceğimin maksimumunu verdim diyor. Bir de anladığım kadarıyla bir opsiyonlu, yani 1+1 tarzı bir teklif verilmiş. Yani birinci sene oynadınız, ek olarak uzaması için performans kriteri koymuş ve öyle bir sözleşme verilmiş. Ama Vakeme pek sıcak bakmıyor. Para konusunda çok bir beklentisi olmadığını duyduğunu söylüyor Ahmet Ağal röportajlarda. O zaman problem yok diye, ama bir türlü taraflar birbirlerine laf atıyorlar ama masada da anlaşamıyorlar. Belli ki Vakeme'nin de beklentisi var parayla ilgili. Trabzonspor'da ve bu aşamada o kadar fazla para vermek istemiyor. Bu konu artık uzadı sakız gibi oldu. Buradan çok hayırlı bir şey çıkar mı Trabzonspor adına? Buradan geri dönüş olur mu? Sanki şu aşamada biraz kılıçlar yavaştan çekilmiş gibi duruyor Ali abi. Ben buradan bir geri dönüş açıkçası beklemiyorum. Bir yandan da çünkü Fenerbahçe haberleri ve hatta üzerine dün kim söyledi bilmiyorum ama bir yerde okudum, Beşiktaş'a da önerilmiş menajeri tarafından. Artık Trabzonspor'dan ümit kesilmiş gibi gözüküyor Vakeme cephesinde. Vallahi zor konu, zor bir denklem. Daha önceden de üzerinde konuştuk. Şimdi kulüplerde böyle direkt performans veren, işte şampiyonluğa, başarıyı etki eden bir oyuncunun özellikle kontratı bitiyorsa beklentisi doğal olarak yükseliyor. Bunu dile getirmiştik. Ama işte oyuncunun yaşı var bir taraftan. İşte ekonomik durumu ben çok açıkçası birebir geçerli olduğunu düşünmüyorum Mert. Ama Ahmet Ağal da ekonomi üzerinden anlatıyor Vakeme'nin durumunu. Evet. Ben hissiyatım bu. Bu bilgi değil. Ama bu ekonomik durumun işte kulüpler tarafından bazen bu şekilde kullanıldığını düşünmekteyim. Şimdi diyor ki başkan, yaşı benim için önemli değil. Nasıl önemli değil? Yani siz en fazla para verdiğiniz oyuncunun 33-34 yaşında olması önemli bir şey futbolda. Takımın en fazla para kazanan oyuncusunun işte gelecek sene 34 yaşına adım atması, ondan sonra 35 yaşında sözleşmesinin devam ediyor olması bir problem. Hamşik zaten hali hazırda en çok kazanan. Hamşik en yaşlılardan, evet, biri zaten. Gervinho tahmin ediyorum 3. en fazla kazanandır. O da en yaşlılardan biri. Yani i̇şte, en yaşlılar en çok kazanıyor şu anda Trabzon'da. İşte Gervinho bir sakatlık sezonu kapattı. Hamşik çok iyi başlamasına rağmen sezonun ikinci yarısında büyük bölümde ortalarda yoktu. Sonra geri döndü. Böyle bir risk var bu tarz oyuncularda. Dolayısıyla ben hani bu kadar yaşlı diyeyim artık oyunculara kulüplerin en iyi sözleşmeleri vermek istemediğini düşünmekteyim. O yüzden de işte ekonomik durum, spor yasası, o şu bu gibi bahaneler bence taraftarı biraz sakinleştirmek için ortaya konuluyor. Hı. Ben öyle görüyorum, öyle düşünüyorum. Çünkü Vakeme'ye şunu yapamazsın. Ya biz seninle bu şartlarda, senin istediğin şartlarda anlaşmak istemiyoruz ya da anlaşmayacağız diyemez. Taraftarın çok sevdiği bir oyuncu, çok etkili bir oyuncu, direkt olarak performans vermiş bir oyuncu. Ama kulüplerin de bazen böyle oyuncularla ne zaman ayrılmak gerektiğini bilmesi lazım. Vakeme ile devam edebilirsin ama işte şartlar senin istediğin gibi değil, daha çok hep benim istediğim şekilde olacak. Oyuncu da onu kabul etmiyor çünkü performans vermiş. Oyuncu da ona hazır değil. O kadar iyi bir senenin ardından daha iyi bir kontrat alabileceğini düşünüyor, hissediyor. O da onun peşinde. O yüzden de işte ben verebileceğimin en yükseğini verdim. Neden? Peki daha yüksek veremezsin? Veremem. Verirdim ama veremem. Neden veremem? Çünkü işte spor yasası geliyor. Hapse mi gireyim? Ama vermemesi de iyi değil mi bir yandan? Hani sen verse verir diyorsun. Verir tabii. Hani Vişçe'ye o kadar bonservis veren, Hamşe'ye bu kadar para veren, Vakeme'ye de istediğini verir. Üzerine bir de Şampiyonlar Ligi geliri gelecek aslında. Hani vermemesi için dediğin gibi bir sebep yok ama vermiyor olması o veya bu sebeple bence güzel bir şey.
bakarsan. Tartışılır olabilir. Yani mahkemeye istediğini vermemek işte çok doğru, fazla. Doğru oyuncudan doğru zamanda mı çıkıyorsun? Mesela bu da başka zor bir soru. Şimdi Galatasaray mesela işte Gomis örneği var. Hani Gomis dedi ki zam istiyorum. Galatasaray hayır sana zam yok dedi. Ondan sonra gitti 3 sene sonra aynı oyuncuya geri döndü. Neden? Çünkü onun yokluğunu bir türlü dolduramadı. Evet. Çok para harcadı. Akıl almaz para harcadı Galatasaray. Çok fazla oyuncu getirdi. Şimdi doğru zamanda çıkamadı Gomis'ten deyim yerindeyse. Şimdi Vakeme'den çıkmak için yani o kontratı iptal etmek için ya da oyuncuya istediğini vermemek için doğru zaman mı? Onu açıkçası çok fazla sen ben bilemeyiz. Kulüp içindeki davranışları, arkadaşlarına karşı davranışları, performansı, antrenman performansı bunların hepsi çok daha önemli. Eğer oralarda şüphen varsa, oralarda bir sıkıntı görüyorsan o zaman bence bir problem yok. Bazı şeyleri göze alman gerekiyor. Bu bir karar. Ama oralarda bir problem yaşamayan oyuncuysa işte o zaman tartışılabilir. Yani 200 bin, 300 bin euro, 400 bin euro. Çünkü double double yapmış ve bunu her sene yapabilecek standartta bir oyuncuyu kenara çıkartıyorsun. Bu ne demek? En az 20 golden vazgeçiyor olman demek. Şimdi bizim takımlar zaten klasik 4-2-3-1 doğdukları için 4-2-3-1'de de ya da 4-3-3'te de kanat oyuncularından bir tanesinden böyle bir katkı alman şampiyonlukta başarıda olmazsa olmaz. Şimdi sen onu elinin tersiyle o ya da bu sebeple kenara koyduğun noktada işte orayı doldurman lazım. Bak Galatasaray dolduramadı o boşluğu. Şimdi Trabzonspor hani çok olmayacak gibi gözüküyor. Ki ilk bunu sen söyle yani daha ortada hiçbir şey yokken sen söyledin bunu. Şimdi onu kenara koyduğun zaman oraya kim gelecek ve o katkıyı alabilecek misin? Eğer onu alamazsan bu kez zincirleme bir efekt oluyor takımda. Double double yaptı, 20 gole direkt katkı yaptı ya. Hı hı. Peki onu nereye dağıtacaksın? Bir yerden çıkarman lazım 20 golü. Santrafor'un 5 tane fazla mı atacak? Atabilecek mi? Diğer kanat oyuncun bir 5 tane fazla atabilecek mi? Merkez orta sahada öyle bir oyuncun var mı? O katkıyı verecek. Onlara dönüyor. Onlardan fayda gelmezse o zaman bir takım başarısızlıklar, takım içi dengesizlikler ortaya çıkmış oluyor. Bir kriz oluyor daha doğrusu. Üretmede, skor yaratmada. O da işte zaten sportif başarısızlığı beraberinde getiriyor. Çok zor karar. İşin aslı. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. Yeni saatteyiz 8.04. Yine Trabzonspor'dan devam edelim. Ahmet Tal'ın açıklamalarıyla bağdaştıracağım şimdi. 10-12 oyuncuyla transfer görüşmeleri sürüyor dedi dün başkan. Ve dünden bu yana ortaya atılan da bir isim var. Dün ben pek ciddiye almamıştım ama bugün haberin devamı gelmiş Sabah gazetesinde. Yunus Emresel Trabzonspor'da yakından takip ediyor. İsim Jerome Boateng. Eminim Avrupa futbolunu yakından takip ediyorsanız zaten bu ismi duymuyor. Merkez orta saha değil mi? Merkez orta saha. O şeyi kardeşi, üvey kardeşi. Kevin Prince o. O da oynuyor hala. Oynuyor. Geçenlerde. O biliyorsun işte şey geldi. Evet. Salernitana'da mıydı? Neredeydi Kevin Prince Boateng? Geçen onların da merak ettim. Ona çünkü ayrıldı ya galiba. Takımlarına baktım. Dur bakalım o zaman. Nerede? Emin olalım. Hertha Berlin. Hertha Berlin'deymiş. Evet. Bak ne güzel doğru bilgiler. Ben nereden? O dolaştı bayağı zaten. Yani gitmediği yer kalmadı. Monza'ya gitmiş. Hı hı. Fiorentina'ya gitmiş. Beşiktaş'tan sonra Fiorentina'ya geri dönmüş zaten. Oradan Monza yapmış bir sene ve bu sezonda Hertha Berlin'de oynamış. Evet. Tamam küme düşmemeye oynayan bir takımdaydı. Ben o yüzden karıştırdım büyük ihtimal. Çünkü Salernitana'da Hertha'da küme düşmemeye oynuyorlardı. Çünkü Salernitana'da bayağı aslında transfer yapmış devre arası. Biz onu çok
büyük bir hikaye diye anlattık ama ben bu kadar transfer yaptıklarını da bilmiyordum. Yemişim böyle hikayeyi. Aynen, hikaye biraz sonra bana şey geldi. Kolpa bir hikaye gibi geldi. Bir aldanmışız zaten yani. Son 4 maçlarını kazanamadılar. Evet, o kadroya kazanamamaları da skandal yani. Onun dışında son maçta 4-0 kaybetmelerine rağmen ligde kaldılar. İnanılmaz bir hikaye gibi gözüküyordu. Biz de burada övdük ama yeterince ben bakmamışım. Ben valla sonradan fark ettim. Bir bakayım dedim Salernitana'da kimler var, neler var. Hani Verdi falan var. Bu Serie A içinde çok önemli bir isim. Devre arası en az 8-10 transfer yapmışlar. Attı bayağı da gol. Bayağı katkı vermiş. O yüzden o hikaye çok etkileyici değildi. Nereden geldik? Boateng'den geldik. Lyon da şu anda forma giyiyor, Jerome Boateng. Uzun yıllar, yaklaşık 10 yıl Bayern Münih forması giymiş. 2011-2021 arası. Öncesinde işte Hamburg'da çıkış yapıyor. City'ye gidiyor. Bayern ve Lyon'da da ilk senesi 2023'e kadar bir sözleşmesi var. Ama Lyon çok iyi bir sezon geçirmedi. Fransa Lig 1'de eski Lyon'dan çok uzak. Boateng'de gördüğüm kadarıyla böyle bir sakatlığı yok gözüküyor ama çok da istikrarlı oynamamış. Mesela bir stoper için stoperden ne beklersin? Maça başlayıp 90 dakikayı tamamlamasını, değil mi? Şimdi Boateng'in bakıyorum performansına maç maç, 90 dakikayı tamamladığı maç sayısı bir stopere göre çok az. Şimdi okuyayım mesela, bulabilirsem. Sakatlık mı? Sakatlık gözükmüyor işte. İlginç olan kısım o. Yani sakatlık değil, tercih. Mesela bazen üçlü başlamış Lyon. Anladığım kadarıyla skor alamayınca dörtlüye dönmüş ve Boateng'i çıkarmış. Ama dörtlü oynayıp Boateng'i başlattı ve Boateng'i de oyundan çıkardığı çok maç var. Yani Boateng'in bak maç dakikalarını söylüyorum sana. İlk 11 başladı. 65, 72, 68, 77'si var, 73 var, 76 var, 77 var, 69, İşte 54. 80'i bunlar, görememiş. Hani 90'ları saymıyorum bak. 90 da var ama yarısı da en az böyle. O bir soru işareti. Çünkü Boateng de son dönemde çok sakatlanan da bir oyuncuydu. Yaşı da dediğim gibi 33. Artık belli bir noktaya geldi. Biraz riskli bir transfer gibi gözüküyor ama tabii kiralık olarak düşünüyormuş Trabzonspor kulübü. İşte maaşının yarısını teklif etmiş diyor ona. Abdullah Avcı çok istiyormuş. Şampiyonlar Ligi deneyimi de olan bir isim. Uzun yıllar sonuçta Bayern seviyesinde oynadı. Tamamen Şampiyonlar Ligi odaklı düşünülen bir transfer. Hani şöyle benzetebilir miyiz? Pjanic transferi gibi. Hani kiralık. İşte Barcelona'da da oynamış, Juventus'ta oynamış. Deneyimli bir isim. Oraları oynamış bir isim. Boateng de onun hani stoper muadili gibi bir isim. İkna oldun mu? Ben hiç olmadım işte. Zaten olmadığımı göstermek için ne kadar kötü şey varsa söylüyorum şu an Boateng'le ilgili ama tabii olumlu yanları da vardır elbette. Tek taraflı da bakmayalım. Beni de çok açıkçası ikna etmeyen bir hamle olur eğer Trabzonspor Boateng'e giderse. Tabii sen Boateng haberleri çıktı, çok ihtimal vermedim ama baktım bugün de devam ediyor dedin. Evet, aynen. Dün çünkü paylaşmıştı yine Sabah gazetesi. Yalnız sana nacizane bir haberim var. Yaptıkları bir transfer haberini bir günde yemiyorlar. 2-3 gün devam ediyor o haber. 2-3 gün o haberler yapılıyor bir oyuncuyla alakalı olarak ki hayat devam etsin. Yani Mert Fenerbahçe'de dediğimiz zaman o haberi bir gün yaptık, ertesi gün takip etmezsek ya da o haberle ilgili gelişmeleri yazmazsak olmaz. O yüzden senin hikayen alınana kadar. Bir günde de alınmıyor. 2-3 gün yazılması lazım ki onun bir etkisi olsun. Onu da parantez içerisinde sana hatırlatayım. Ama genel olarak ben bu tarz böyle futboldan artık yavaş yavaş kopan oyunculara gitmemizi doğru bulmuyorum. Çünkü bazı oyuncular çok belli ediyor kendini. Gittikleri takımdaki performansları, gittikleri takımda aldıkları süre, gittikleri lig, gittikleri işte nasıl söyleyeyim, her şeyi 3 aşağı 5 yukarı oyuncunun futbolu kafasında bitirip bitirmediğini belli ediyor. Mesela Boateng'le ilgili söylediklerin ki Bayern Münih'in son dönemi de biraz öyleydi. Bana onu hatırlatıyor artık. Yani Boateng bundan sonra vites yükseltebilecek bir oyuncu değil. Sanki aldığın sende olduğu her dakika daha kötüye gidecek bir oyuncu izlenimi veriyor bana. O yüzden de ben açıkçası uzak dururum. Evet, bir kalitesi tabii ki var. Onu zaten tartışmaya gerek yok. Bu kadar isim yapmış bir oyuncu. 10 yıl boyunca Bayern Münih'te oynamak, Alman milli takımında oynamak kolay bir iş değil. Ancak yine de
dediğim gibi böyle aldığın zaman sanki her geçen gün iyi değil daha kötüye gidecek oyuncu izlenimi veriyor. O yüzden de artık böyle 32-33 olduğu zaman tamamen oyuncunun motivasyonunu anlamak gerekiyor. Ne istediğini, hangi seviyede olduğunu fiziksel olarak ve devam edip edemeyeceğini çözmek gerekiyor. Bu da direkt olarak işte hem teknik adam hem de profesyonellerin işi. Eğer öyle en ufak bir şey sezersen oyuncuda bence hemen görüşmeleri bitirmek lazım. İşte scouting hani, orada devreye giriyor zaten. Bu oyuncularla görüşebilirsin. Hani ben demiyorum ki görüşme ama şu söylediğim konuda en ufak bir şüphem varsa bence hemen koşarak uzaklaşman lazım. Mesela Nuri Şahin bir görüşme yaptık. Baktık oyuncu çok hani labali davranıyor. Ondan sonra görüşmeyi kestik dedi. Buna bence paralel. Hani oyuncu daha o konuşmada bile, birebir görüşmede bile bence sana hissettirir ne olduğunu. Mesela Luis Adriano öyle konuşurken demiş ki eğer buraya tatile geliyorsan gelme. Ne sen boşu boşuna üzül ne biz boşu boşuna üzülelim benim demiş. Benim de teknik direktörlük deneyimim. Hani evet. Beni de yüzümü kara çıkaracaksan hiç gelme demiş. Evet. İşte bunun gibi hani oyuncuyu anlamak gerekiyor. Eğer oyuncudan o elektriği alırsan o zaman ben çok takılmıyorum. 33 olmuş, 34 olmuş. Çünkü her 33, her 34 aynı değil. Bu da hayatın bir gerçeği. Herkes mental olarak, fiziksel olarak aynı seviyede değil aynı yaşta. Adam 33 yaşında tamamen bırakmış profesyonel sporu. Artık sadece nereden bir kontrat daha alırım? Önemli değil onun için. Yani Monza olmuş, Salernitana olmuş. Atıyorum Fransa'da bir takım, hiç Türkiye'de bir takım. Önemli değil o. Sadece ne kadar daha kontrat alabilirim? 500 bin euro, 1 milyon euro. Ne kadar daha fazla kazanabilirim? Zaten benim işim bitti. Ona bakıyor. Kimi de adamın içindeki ateş sönmemiş daha. Daha bir şeyler ispatlayabileceğini, daha belli bir seviyede oynayabileceğini düşünüyor. İşte onu bulabilirsen ne ala. O zaman güzel, hiç itirazım yok. İsterse 34 diyorum, 35 yaşında olsun. Oralarda işte anlayabilmek, onu çözebilmek. İşte. Bazısı çözüyor, bazısı da çözemiyor. Bence asıl scouting orada devreye giriyor. Yani oyuncunun teknik olarak takıma uyum sağlaması, evet bu çok önemli ama yetmiyor teknik olarak. Belki Boateng teknik olarak çok iyi olabilir. Yani bir sağ stoper, hani solda Vitor Hugo sol ayaklı, sağda da yine oyun kurabilen, bek bile oynamış bir oyuncu Boateng. Aslında mantıklı gözüküyor ama işte bu yetmiyor. Futbolcu dediğin gibi bu seviyede oynamak istiyor mu? Buna hazır mı? Fizik olarak hazır mı? Mental olarak hazır mı? Mesela Mesut Özil de benzer yaşta ama futbola uzak kalmış gibi gözüküyor. Ama Gredel'e bakıyorsun, işte Yatabara'ya bakıyorsun, Hamşik'e bakıyorsun. Hatta çok uzağa gitmeyelim. Evet. Trabzonspor içinden güzel düşünelim. Emekler. Hamşik, yani evet. Hamşik çok daha yaşlı Boateng'den ama şu an bir tercih yapsam ben Marek Hamşik'i tercih ederim. İşte Oğuzhan 29 yaşında. Aynen, o da 30'a bile gelmedi. Oğuzhan 29 yaşında ama Oğuzhan'la ilgili mesela bu benzer şeyleri söyleyebilir misin? İşte Oğuzhan da daha diğer kısmı. Evet, hissettirmiyor yani. Sana. Evet. Hissettirmiyor yani. 29 değil sanki 35 gibi Oğuzhan. Şimdi Oğuzhan'a gittiğin zaman şurada diyemezsin ya, bu oyuncu yeteneksiz, bu oyuncu kalitesiz, öyle bir şey diyemezsin. Boateng için de diyemezsin. Arda Turan için de diyemezsin. Ama işte hangi Arda Turan, hangi Oğuzhan, kariyerin hangi döneminde? Evet tabii Boateng için hani biz dışarıdan gördüklerimizi, ben istatistiklere baktım. Hani Fransa Ligi'ni de çok izlediğim söylenemez. Hani burada da çok fazla da atıp da tutmayayım. Belki hani Trabzonspor'la etkiler farklı şeyler görmüştür. İstikrarlı olduğunu düşünüyordur. Onu bilemem ama dışarıdan gördüm. Pek Boateng'de o istikrar gözükmüyor. Bakalım biraz daha bakacağız tabii bu haber daha da ciddileşirse. Öyle bir daha Trabzonspor şimdi zaten çok transfer yapan bir kulüp. Yani sezon başında yaptılar. Ara transferde yaptılar. Evet. Şimdi 10-12 oyuncuyla görüşüyoruz diyor. Bunların belki yarısıyla anlaşacak Trabzonspor. 5-6 oyuncu. En az yarısıyla anlaşır ya da en az bir 6-7 transfer bekliyorum ben. Evet. Zaten bu da söyleniyor değil mi? Aynen. Ama çok da bu tarz oyuncularla da hep böyle bir senelik oyuncularla da takımı pek doldurmamak gerekiyor diye düşünmekteyim. İşte Beşiktaş biraz onu yaptı, hani Şampiyonlar Ligi var diye işte Batshuayi, Pjanic geldi kiralık olarak, işte Teşari gibi bir yıldız gitti. Yani Trabzonspor'un yolu da bundan çok farklı olacakmış gibi zaten durmuyor. Zaten Trabzonspor bu sene de yolu seçti. Zaten evet. Bu sene doğru, yolu seçti. Şampiyonlar Ligi gitmeden de seçmişti. Şampiyonluk geldi, tamam güzel. Ancak işte şampiyonluk geldi diye Trabzonspor yine işte böyle 33-34 bir sene oynasın, performans versin, sonrasında bakarız düşüncesiyle beraber biraz zorlanır.
Hiçbiri olmasın demiyorum her zamanki gibi. Mutlaka olabilir takımda öyle oyuncular. Marek Hamşik'e niye itiraz edesin? Olabilir. Ama çoğunluk olduğu zaman problem işte. Çoğunluk olmaması lazım. Trabzonspor biraz o dengeyi gözetmeli bu transfer döneminde. Yoksa zorlanır. Çünkü işte Şampiyonlar Ligi dün mesela Esport'ta Şampiyonlar Ligi'nin sezon hikayesini yaptık. Orada da Beşiktaş'la ilgili ben bir şeyler söyledim. Şöyle bir baktım tekrar Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi macerasına. Hani bir Dortmund maçıyla Beşiktaş neredeyse sezonu kaybetmiş. İlk maç. Evet, ilk maç. Ve o Dortmund maçı Şampiyonlar Ligi'ni de direkt olarak etkiliyor. Süper Ligi de direkt olarak etkiliyor. Mesela Ajax maçında Beşiktaş'ın stoper ikilisi kim biliyor musun? Yok. Bir unuttum. Daha öyle bir stoper ikilisi zaten Beşiktaş'ta gündeme gelmedi. Bu bütün herkesin eksik oldu karşılaşma da. Serdar Saatçi ile Ensakal oynamış. Ensakal stoperde. Doğru. Umut Meraş bekmiş. Doğru. Mesela Berkay, genç Berkay 17 dakika oyuna girdi. Berkay'ın Süper Lig'de dakikası yok. Mesela o karşılaşmada 17 dakika oynayan, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci maçında 17 dakika oynayan Berkay'ın Süper Lig'de tek dakikası yok. Bir dakikası yok. Bir. Hani göstermelik olsa dahi onu ne Sergen Yalçın ne de Önder Karaveli ne de Valerian İsmail ne kadroya almış ne oyuna almış. Şimdi Ajax maçında Beşiktaş'ın yarısı yok. 10-11 tane sakat var. Neden peki Dortmund maçındaki ilk yarım saatlik tempo yüzünden? Yani o kadar ilginç bir durum var ki ortada bu Şampiyonlar Ligi maceralarında takımların. Sadece yaptıkları transfer değil, yani fiziksel olarak bir maçtaki yıpranma bile bütün şeyi etkilemiş. Mesela Beşiktaş sezona 3 galibiyet bir beraberlikle girmiş. Ben onu unutmuşum. Gayet iyi bir başlangıç aslında. Tabii olmasa zaten o seri çok daha kötü, küme düşme hattına kadar giderdi Beşiktaş. Ama ondan sonra bir daha dikiş tutturamıyor tüm sezon boyunca. Evet, Trabzonspor da şimdi bu sezondan farklı olarak Şampiyonlar Ligi'ye girecek orada belki da, ya da UEFA Avrupa Ligi. Evet, ama mutlaka girecek bir şey. Hep Avrupa girecek. 6 maç oynayacak Trabzonspor. Evet. Hatta ön elemeyle beraber 8 maç. 8 maçı garanti. 8 maçı Avrupa'da garanti. Aynen. Şimdi işte takıma fiziksel olarak sıkıntılı oyuncular monte ettiği zaman ve o sayı belli bir rakamın üzerinde olduğu noktada yıpranma payı takımın ciddi anlamda artıyor. Mesela şunu da söyleyeyim. Avrupa deyince aklıma iyi getirdin. Jerome Boateng'in Lyon'da Avrupa Ligi'nde sadece 3 maçı var. 198 dakika oynamış ki Lyon grupta 6 maç oynuyor. Sonun 6 maçı oynuyor, çeyrek final oynuyor. Yani 10 maç oynuyor fakat sadece 3'ünde süre Görenmiş. Alıyor mesela. 3'ünde kadroda ama oynamıyor. 4'ünde kadroda yok. 3'ünde de 65, 69, 64 dakika oynuyor. Evet. Yani bu dikiş tutmamış orada. Sadece buna bakınca bile bu transferle ilgili kafamda soru işaretleri oluşuyor. Ama tabii bu eksik. Bunu da tekrar hatırlatayım. Yani biz burada konuşuyoruz ama oyuncuyla ilgili artık haberler yeni geldi. İlk izlenimimizi paylaşıyoruz. İlk izlenimimiz çok iyi değil ama önümüzdeki günlerde daha detaylı şekilde Boateng'e de bakarız. Diyelim bu kısmı da bitiriyoruz. 8-19 saatlerimiz. Araya gideceğiz. Aradan sonra da telefon hattını açacağız. 0212 363 04 34. Barış Ertül, Ali Erin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. ...8.24 saatlerimiz... ...şimdi telefon hattını açmıştık... ...ilk dinleyicimiz hazırmış, ona dönelim... ...günaydın, hoş geldiniz... ...günaydın Mert kardeşim, hoş bulduk... ...ismim Uğur, 48 yaşındayım, Fenerbahçeliyim... ...Ali Bey size de günaydın... ...günaydın... ...şimdi sakatlıklardan bahsetti de... ...doğru düzgün oynayamamasından bahsetti... ...Mert kardeşim, stoperlerin de... ...bir de sakatlık konuları var... ...son zamanlarda, son 5-6 yıldır... ...iyice yaygınlaştı büyük kulüplerimiz özellikle... ...ya ben şöyle bir gözlemliyorum... 41 yaşında Zlatan İbrahimovic'in 1-2 ufak sakatlığı haricinde sakatlığı olduğunu hatırlamıyorum. Bilmiyorum siz hatırlıyor musunuz da. Yani 2000'li yıllarda futbol oynayan Zidane, Ronaldinho'nun tek sakatlığını hatırlamıyorum. 1980 doğumlu Steven Gerrard var örneğin. Adam birkaç yıl öncesine kadar oynuyordu, onu da hatırlamıyorum. Hı
Yani Ryan Giggs 41 yaşında mı ne bıraktı futbolu 40 yaşlarında, onu da hatırlamıyorum. Hı hı. Yani Türkiye'de özellikle konsol oyunlarını ön planda tutan günümüz çocuklarına ben organik futbolun fazla geldiği düşüncesinde ve kanaatindeyim. Bir de bir şey söylemek istiyorum ben Ali kardeşim, ben katırsınız katırmazsınız da. 2,5 yıl önce Sergen Yalçın Hoca Beşiktaş'a imza attı, toparladı takımı. Takım kulüp yönetimi ona devam etme kararı aldı ve şampiyon oldu. Keza 1,5 yıl önce aynısı Abdullah Avcı için geçerli. İmza attı, takımı toparladı, devam ettiler, şampiyon oldu. Şimdi yarım sezon imza atan İsmail Kartal, yani tövbe aşı hakkında ayet mi var yarım sezon çalıştırıp Fenerbahçe'ye gidecek diye? Adam son 6-7 yılın en büyük istatistiğini yakaladı Fenerbahçe'de. Belki daha fazla şampiyonluğu yıldan beri, 2014'ten beri. Şimdi niye gitsin ki İsmail Kartal, ben onu anlamıyorum. Jesus'u getireceğim, 5-6 hafta sonra göndereceğim, kovalayacağım. Verdiğin 10-12 milyon euro boşuna gidecek. Yanlış düşünüyorsam yanlış da diyebilirsiniz gerçi de, belki katılmazsınız. Yani tut o paraya 10-11 milyon euroya sezonda ortalama 27-28 gol atan bir santrafor al. Bir sezonda o santrafor o paraya oynar. Yani ben futbolcu olsam oynarım. Küçültemem. Görüşünüzü merak ediyorum. Teşekkürler Uğur Bey. Görün değerlendirelim. Bir... Biz de sağ olun. Görüşmek üzere. Evet, iki konu dinleyicimizin. Neler söyleyeceksin Ali abi? Şu anda ekrana bakıyor Ali abi. Hiç programdan koptu. Maç içinde programdan kopan futbolcu gibi. Niye ekrana bakıyorum? Çünkü ekranda kadın futbol takımının kadın maçı var futbol, dünden. Tamam, Beşiktaş kadın futbol takımının maçı var. Playoff yarı final ilk maçı bu. 2-0 kaybetti Beşiktaş. Sahayı görüyor musun? Çok güzel. Nasıl çok desenler güzel? Var. Neden? Çünkü konser vardı. Değil mi? Konserin Beşiktaş platformu mesela, o. Evet. Doğru. Beşiktaş Vodafone Arena'yı yaptı. Beşiktaş'ın zemini harikaydı. Shakira konseriyle mahvettiler zemini. Ondan sonra 2 sene o zemin kendine gelemedi. Biliyorum, o yüzden gösteriyorum. Çok felaketmiş ben. Şimdi gördüm. 2 sene o zemin kendi haline gelemedi. Şimdi hafta sonunda bir başka konser vardı. Şimdi zemin halini görüyorsun. Evet. Felaket olmuş. Yani bunu nasıl yapıyorlar? Mesela o zemin komple değişmesi lazım. Değiştirecek mi Beşiktaş yönetimi bilmiyorum. Ama şimdi merak ediyordum o konserden sonra ne olacağını. Çünkü on binlerce insan gitti o konsere. Şimdi gördün halini zeminin. Zaten insanlık bir şey değil. O platformun izleri duruyor benim anladığım kadarıyla. Yok, o platformun kadarıyla. İzinin durması... Bak, bunlar net platform izleri. Tamam, o izinin durması yani. Ayrı. Ama bir de o kadar fazla insan zeminde olduğu zaman o zemin oynanamaz hale geliyor. Peki zeminde miydi insanlar? Zeminde mi takip ediyor? Zeminde de vardı insanlar. Gördün mü sen? Gördüm. Fotoğraf gördüm. Çünkü benim gördüğüm izlerin hepsi o sahnenin izleri gibi. Çok şey yani. Yok, zeminde de insanlar vardı. Bakalım Beşiktaş yönetimi ne yapacak? Yani Beşiktaş zeminden çok çekti. 2 sene düzeltemedi o zemini. Şimdi gene aynısı olmuş. Bakalım. Yani herhalde oradan kazandığı para zemini değiştirip üzerine de kar getiriyor olmalı ki Beşiktaş buna izin veriyor olması lazım. Değil mi? Çünkü vallahi, normal şartlarda böyle bir şey izin verilmez. Çok öyle, iyi para kazanmıyorsan. Değil mi? Para o, iyi para olması lazım bu işin içinde ki Beşiktaş zemin, izin versin. Zemin değiştirmek euroyla zannedersem 300 bin euro kadar bir şey hatırlıyorum. Öyle bir rakam hatırlıyorum. 300 bin euronun da Türkiye'de bir konserden çıkması çok kolay değil artık. Peki bu yönetim hangi akla hizmet o zaman böyle bir izin i̇şte verir? Ben de yani, o soruyu soruyorum zaten sana. Ben de merak ettim şimdi. Çünkü çıkarmıyorsa... Kaçınılmazdı yani, böyle bir şey bekliyordum. Şimdi gördüğüm için ekrana kilitlendim. Aynen. O zaman yönetimin mesela bu konuda evet bir açıklama yapması lazım. Yani nedir? Oradan gelir nedir? Bunun maliyeti nedir? Bu çimleri değiştirmenin. Eğer oradan da zarar ediyorsa Beşiktaş, yazık değil mi? Beşiktaş'ın parasına denir yani. Atilla abi gibi şey yapayım ben de. Öyle. Parasının hakkını savunayım Beşiktaş'ın. Şimdi dinleyicimizin dediklerine dönersek, bu İsmail Kartal'la ilgili en son konuştu. Yarı dönemde gelenler, sen örnek veriyorsun bir süreden beri, dinleyicimiz de sürekli takip eden bir dinleyicimiz belli ki. Sergen Yalçın örneği, Abdullah Avcı örneği. Ama İsmail Kartal bir kere şöyle ayrılıyor. İsmail Kartal 1,5 yıllık ya da 2,5 yıllık sözleşmeyle gelmedi. İsmail Kartal 6 aylığına geldi. O bir kere diğerlerinden farklı ama prensipte ben de katılıyorum. Benim de düşüncem çok net. Yani Jesus'a o kadar para vereceğime ben hazır başarılı olmuş İsmail Kartal'la yola devam edelim. O konuda %100 hemfikirim. Ama sen ne düşünüyorsun? Ekstra bir şey ekleyecek misin yana? Bunu zaman gösterecek. Şu an net olarak Fenerbahçe yönetimi doğru karar verdi ya da yanlış karar verdi demek bence
çok erken. Ama ben işte burada prensipte mesela konuşmayı tercih ediyorum senden, hani sen zaman gösterecek diyorsun. Mesela ben Falcao'da da, Falcao çok başarılı olsa da ben karşı olduğumu söylemiştim. Yani. Evet, yani Falcao Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkarsa da, lig şampiyonu yapsa da ben mesela o transfere karşıydım. Jesus'ta da aslında ben böyle düşündüm. Yani Jesus çok başarılı olsa da ben doğru hamle olarak değerlendirmeyeceğim kesinlikle Jesus'u. Ya da İsmail Kartal kalıp başarısız olsa da yanlış tercih de demeyeceğim. Bence şu anda benim görüşüme göre olması gereken İsmail Kartal'ın devam etmesi. Başarılı olur olmaz. Yani işte İsmail Kartal hem 1,5 senelik gelmedi. Geçici olacağını aslında kendi taraftar, camia, oyuncular da biliyordu. Evet, Fenerbahçe bir yükseliş yakaladı. Kaçınılmaz. Ama genelde böyle hikayeler uzadığı zaman pek de mutlu sonla bitmiyor. Çünkü oyuncuların İsmail Kartal'a yaklaşımı, İsmail Kartal oyunculara yaklaşımı gelecek sene bu senekinden farklı olacaktı. Gelecek sene çok büyük bir beklentiyle başlayacak Fenerbahçe'de. İsmail Kartal belki o rolün altında biraz daha zorlanabilirdi. Şimdi bu sene kabul edelim ki stresten uzak bir dönem geçirdi. Oyuncular da İsmail Kartal da. Oyuncuların İsmail Kartal'ın gideceğini bilmesi bile bir yerde avantajı olabilir. Bunu unutmamak gerekiyor. O yüzden de hani Fenerbahçe diyorum ya, bu kararı verirken çok kolay bir karar vermedi. Ama bence zamana bırakmak lazım. Peki bütün bunlar bir tarafa, ben olsam ne yapardım? Ben karar verecek olsam ne yapardım? Ben de büyük ihtimalle Jesus'a giderdim. Seni biliyoruz, sen şaşırtmıyorsun. Ben de kimseyi şaşırtmıyorum, sen de. Ben de büyük ihtimalle Jesus'a giderdim. Yani İsmail Kartal mı, Jesus mu sorusundan ziyade işte o şartlar nasıl oluştu, şartlar nasıl geldi, bundan sonra nasıl olabiliri düşünerek bir teknik adam değişikliğine gitmeyi düşünürdüm. Ana plandan da vazgeçmemiş olurdum. Ana plan neydi? Fenerbahçe'nin isim bir teknik direktöre ihtiyacı olduğu düşüncesi vardı. Daha İsmail Kartal öncesinde. İşte Löw gibi, Jesus gibi medya tarafından çok fazla tartışılmayacak. Rüzgar sert estiğinde orada adeta hani takımı, camiayı koruyacak, o rüzgarı biraz kesecek bir profile ihtiyaç var deniyordu. Çünkü böyle bir profile çalışmadı Fenerbahçe yıllardan beri. Dolayısıyla aslında yola öyle başlandı. Ama sürprizi İsmail Kartal yaptı. Sürprizi İsmail Kartal yapınca kafalar karıştı. Ama çok da uzağa gitmeyelim. İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'si hedefine ulaştıktan sonra oynadığı bir Beşiktaş maçında berabere kalınca, pek de iyi oynamayınca hemen homurtular yükseldi. Bakın, hedefine ulaşmış bir takımdan bahsediyoruz. O zaman resmi değildi ama Fenerbahçe ikinciydi. Hukuken değil, fiilen ikinciydi. Ondan sonra Fenerbahçe bir iç saha maçı oynadı. Karagümrük mücadelesi. Yine hedefine ulaşmış bir Fenerbahçe vardı. Son dakikada oyuna Sosa girdi. Fenerbahçe risk almayıp, çünkü orada bir gol yese son hafta riskli olabilirdi her şeye karşın. Fenerbahçeli oyuncular onu yapmadı. Fenerbahçe'den gene ses yükseldi. Sadece sosyal medyadan da bahsetmiyorum. Tribünlerden de yükseldi bakın. Yani hedefine ulaşmış bir takım, iyi oynamış bir takım, kadro istikrarı yakalamış bir takım, iki karşılaşmada berabere kaldı diye eleştiriler, ahlar, ohlar, yuhlar çıktı. Son karşılaşmada oyuna Sosa girdi diye yeni Malatya maçında yine eleştiriler yapıldı İsmail Kartal'a. Şimdi bunları da aslında görmezden gelmeyelim. Bunlar da bizim için önemli sinyallerdi. Şimdi bu İsmail Kartal neden kalsın deniyor? Başarılı olduğu için. Başarılı olduğu için, çok basit, tek kelime, başarılı. O yüzden kalması gerekir, hak etti deniyor. Peki bunu, kalmasını düşündüğünüz, kalmasını gerektiğini söylediğiniz teknik adamın takımı direkt rakibiyle, güç olarak, sıralama olarak söylemiyorum, direkt rakibiyle deplasmanda berabere kalınca bu homurtular neden? Karagümrük'ün üstüne gitmedi diye son bir dakika 0-0'ı istedi ya da 0-0'ı riske atmadı diye bu homurtular neden? Madem başarılıydı, peki ona tahammülünüz yok. Bir iki dakikaya tahammülünüz yok. Peki gelecek sene Fenerbahçe lige kötü başlarsa, o zaman siz İsmail Kartal'la bir gelecek görebilir misiniz bu sinyalleri aldıktan sonra? Bu işte asıl kararı verdiren durumdu bence Ali Koç'a. Eğer Fenerbahçe
Beşiktaş'ta oynadı. 0-0 berabere kaldı. Çok bir ses çıkmadı. Karagümrük maçı çok bir ses çıkmadı. Yeni Malatya maçı Sosa girdi. Bir şey söylenmedi. O zaman biraz daha İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'sinin kamuoyunu, kamuoyu derken aslında ağırlıklı olarak Fenerbahçe kamuoyundan bahsediyorum, İkna ettiğini anlayabilirdik. Ama hala belli ki en ufak bir tökezlemede bekleyen bir topluluk var. Peki o zaman şurada araya girmek istiyorum, tam burada. Sosyal medyaya göre karar vermiş olunmuyor mu bu sefer de? Yani İsmail Kartal'a böyle tepkiler, ya sosyal medya dediğim sonuçta tribüne giden de bir sosyal medya. O da hem tribünde bağırıyor hem sosyal medyada da bağırıyor. Tribünde bir anlamda aynı şey olarak görüyorum. O zaman yine sen sosyal medyaya göre karar vermiş oluyorsun ki. O zaman ne anladım ben senin dediğinden? Bir başkan olsam, hani İsmail Kartal'a son 3 maçta tepki var, ben riske girmeyeyim de Jesus'a yoluma devam edeyim, daha garanti olsun. Bu da bence o zaman öyle bir tercihte. Bu da bence yöneticilik değil. Burada tam olarak aslında şunu söylemek istedim. Tabii ki o zaman sosyal medyaya ve taraftara göre karar vermiş oluyorsun. Bu da çok doğru değil. Burada zaten hemfikiriz. Bunu defalarca söyledik. Ama bu faktörler kararını etkiliyor diye düşünmekteyim. Çünkü ortada birbirine yakın gördüğün iki tane tercih var. İkisi de çok hatalı gözükmüyor. Ama dengeyi değiştiren bir şey olması lazım. İşte bu gibi durumların dengeyi değiştirdiğini düşünüyorum. 50-50 gibi koyuyorsun tartıya. Ama bunlar oldukça öteki taraf ağır basıyor diye düşünmekteyim ben. Yani bunlar hep sana bir şey veriyor. Ne derler? Bir done. Böyle bir, evet, bir aklını öteki tarafa kaydıran durumlar ortaya çıkartıyor. Ne oluyor? 50-50, 49-51, 48-52, devam edemeyeceğim. O şekilde hep öteki tarafı daha tartıda ön plana çıkartıyor. Benim gördüğüm bu. Ama olmasaydı o zaman diyebilirdin ki hakikaten bak tamam, kamuoyu ikna olmuş, taraftar ikna olmuş, takım zaten iyi, takım benimsedi, bir kadro istikrarı var. O zaman biz bu yatırımı teknik adama yapmayalım. Zaten teknik adamımızı bulduk. Belli, orada hiçbir şeyimiz yok. Gözümüz arkada kalmayacak. O zaman işte dinleyicimizin dediği gibi belki daha iyi bir santrafor. Belki o meblağ, o rakam takıma harcanabilir. O zaman onu düşündürebilirdi ama onu düşündürtmüyor sana işte. Direkt kararını etkilemiyor bence. Direkt %100 bu değil. Yani bir tek Karagümrük maçında Fenerbahçe yan pas yaptı, tribünlerden ses çıktı diye fikrin değişmiyor. Ama fikrin etkileniyor. Çünkü ortada bir karar var. Olay hiçbir zaman şey diye başlamadı. Hani %70 İsmail Kartal, %30 Jesus başlasa o zaman zaten dengeyi değiştiremezsin. Ya da tam tersi olsa. Ama yakın gördüğün için bu tarz şeyler bence başkanların ve yönetimlerin kararını etkiliyor. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. ...8.46 saatlerimiz, telefon attığımız açık, 0212-363-0434 numara telefondan bizlere ulaşabilirsiniz. İçeride Hakan var, onunla sohbet edersiniz. Bizim de tabii konuşacak konumuz aslında çok ama dinleyicimize de dönelim. Günaydın, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Ankara'dan arıyorum, ismim Mehmet. Hı hı. Şimdi az önce konuşmanıza istinaden aradım. Yani bir söz şey var. Sanat sanat için midir? Sanat toplum için midir? Der gibi. Futbol futbol için midir? Futbol seyirci için midir? Hı hı. Yani buradaki esas olan futbol seyirci içindir. Ve burada da her zaman yani seyirciye dikkate almak gerekir. Yani sosyal medyanın sesine kulak verin. Yani seyircinin dikkate alınmadığı bir ortamda zaten futbolda izlenmez. Birinci konum buydu. İkincisi ise Ali Koç'un geçen hafta pazartesi günü teknik direktörümüzü açıklayacağız dedi. Fenerbahçe borsada ve token'da işlem gören bir kulüp. Yani buna istinaden de yani benim gibi bazı futbol severler de buraya yatırım yaptı ya da token aldı. Şimdi bu açıklanmadı. Bunun açıklanmasından sonra yani bu bir manipülasyon gibi bir şey oldu. Düştü mü sonra? Yani seyirciler, yani taraftar bunun açıklanıp yükselmesini bekliyordu. Tabii. Yani bu nasıl dikkate alınmıyor? Yani bu da ayrı bir olay yani. Böyle bir şey nasıl yapılıyor? Hı hı.
Anladım. Teşekkür ederiz Mehmet Bey. Görüşmek üzere. Dinleyicimizin ikinci dediği kısım doğru yani. Fenerbahçe Başkanı böyle bir birinci ağızdan açıklama yapıyorsa taraftar da güvenip ona göre hamlesini yapıyor ama anladığımız kadarıyla o hamle olmayınca da bir düşüş söz konusu olmuş. Bazı kişiler zarara uğramış olabilir ama bu işler maalesef böyle. Bir de Ali Koç'un daha önceki açıklamalarına bakarsak mesela ona güvenip böyle bir işlem yapmak da bu konularda bence biraz hata olmuş. Çünkü daha önce de Ali Koç hep süre verdi, zaman verdi ama o zamana hiç uyabildi mi? O profile uyabildi mi teknik direktör seçiminde? Şu ana kadar uyamadı. Dün açıklanmamasına da ben öyle çok şaşırmıyorum. Çok da normal karşılıyorum. Hatta aslında şaşırmak lazım. Ben de şaşırmıyorum. Şaşırmak lazım. Çünkü bunu söyleyen Fenerbahçe Başkanı, bunu söyleyen sıradan biri değil. Ama işte daha önceki örnekler var. Evet. Ali abi. Tam da o yüzden zaten. Artık hani şaşırmaya devam etmek gerekiyor. Yani Ali Koç'un bu konuda bir farkındalığının olması lazım. Yani Ali Koç bunu bir televizyon programında dile getiriyor. Orada deniyor ki tabii ki Jorge Jesus ismini öyle bir televizyon programında açıklayamayacak. Bu söyleniyor. Tamam, makul. Ama aynı zamanda deniyor ki Jorge Jesus'la anlaşıldı. Daha doğrusu Jorge Jesus'la anlaşıldığını anlıyoruz. Tahmin ediyoruz. O rahatlıkta yani başkan. O rahatlıkta başkan. Zaten öyle bir hamle yapmamış olsa dahi, yapmamış olsa öyle bir programa çıkmaz diye yorumlar yapılıyor. Peki buraya kadar da güzel. Mantığa aykırı bir durum yok. Bu durumda Ali Koç pazartesi günü açıklayacağız dediği zaman ve yine ortada bir teknik direktör açıklaması yokken şaşırmamak bence doğru değil. Anlıyorum senin mantığını ama şaşırmak lazım ki Ali Koç da buradan bir ders çıkarsın. Çünkü çıkarmıyor işte. Bir değil, iki değil, üç değil, beş değil, on değil. Bu kaçıncı? Ve bu Ali Koç'un da zaafı değil, tüm yöneticilerin zaafı. İşte bir hafta sonra açıklayacağız, üç gün sonra geliyor, iki gün sonra uçaklar inecek. Ya yapmayın, etmeyin. Defalarca burada nacizane olarak söylendi. Sadece biz değil, dinleyiciler de öyle. Ama yöneticiler bu durumdan bir türlü kurtulamıyor. Hani Ali Koç orada gelecek hafta pazartesi günü demese ne olacak zaten? Hani bir şey değişmeyecek. Artık Fenerbahçe taraftarı 4 ay, 4,5 ay beklemiş. Bir 15 gün, 20 gün daha bekler. O konuda dinleyicimize katılıyorum. O token alma konusu tabii tamamen aykırı. Senin dediğin gibi hani yatırım yaparken bazı şeyleri de düşünmek gerekir. Geçmişe bakarak geleceğe dair bir şey çıkartabilirsin. O konuda da sana katılıyorum. Bugün herkese katılıyorum, evet. Gördüğün gibi. Katıldığım birileri çok var. Katılmasın. Bunun yanında ilk konuya katılmıyorum. İlk konu neydi? Taraftar. Taraftar için. Yani o söylediği örnek çok doğru değil. Futbol seyirci için mi? İşte futbol eskiden için mi? Eskiden ya okulda tanım yok zaten. Sanat için mi? Sanat, sağlık için mi? Çok evet. Okuduk böyle tamam. Şeyleri. O biz. Ayrı. O farklı o bir sanatla konu. İlgili bir durum. Evet. O soyut bir kavram. Ama burada bir kere seyircinin düşündüğü, kusura bakmayın ama 10 şeyden 9'u yanlış. 10 şeyden 9'u yanlış. Seyirci tamamen duygusal. Niye öyle dedin? Seyirci o anda ne hissediyorsa direkt onun tepkisini veriyor. Yoksa az önce söyledim. Yani Karagümrük maçında Fenerbahçe takımı hedefine ulaşmışken bir iki dakika yan pas yapıldı diye 15 maçtır iyi giden takıma yuhlar mısın? Bu mantıklı bir hareket mi? O zaman yuhladı diye o gün İsmail Kartal'ın gitmesi lazım. Ya da işte daha büyük olayların olması lazım. Öyle bir şey olmuyor. O yüzden seyirci tamamen duygusal olduğu için tabii ki haklı oldukları konular var ama onun da az olduğunu unutmayalım. Bir şey diyecektim az önceki Ali Koç'un açıklamasıyla ilgili. Çok affedersin. Ali Koç'a dönersin. Seyirciyle ilgili bir de dinleyicimiz şunu da düşünsün. Mesela işte sosyal medyada klasik bir tabir var ya, oyuncular için çöp deniyor. Hı. Yani işte Crespo çöp. Sonra bir bakıyorsun Crespo takımın en iyisi oluyor. Osay Samuel çöp. Bir bakıyorsun Osay Samuel farklı bir mevkide vazgeçilmez bir oyuncu haline geliyor. Seyirciye kalsa takıma bile giremezler. Transfer bile edilemezler. Oyuncu kalmaz takımlarda. Oyuncu kalmaz. Kalmıyor da zaten. Aynen. Ama işte her zaman dedikleri değil. Olmuyor. Ali Koç'la ilgili şunu söyledi işte, pazartesi gün verdi mesela ama transfer o kadar dinamik bir süreç ki, bu teknik direktörde de böyle, her an yeni bir şey çıkabiliyor. Yani bunu en iyi Ali Koç'un zaten biliyor olması lazım. Eminim bu
kaçıncı senesi? Dördüncü senesinin içinde böyle son anda bitti gözüyle bakıp bozulan, bitti gözüyle bakıp sürecin uzadığı birçok transfer kesin olmuştur. Yani kesin. Yoksa pazartesi dersin evet anlaşacak gibi gözüküyorsunlar ama menajeri son anda araya girer. Ya biz 100 bin euro daha istiyoruz işte. Jesus şöyle bir talepte bulundu dersin. Onu pazarlı birkaç gün sürer ve açıklamada gecikir. Yani bunu deneyimlemiş. Yani çaylak bir başkan da değil. Yani Burak Elmas gibi değil. İlk senesi değil Ali Koç'un. Dördüncü senesi artık. Bu kadar deneyimliyken, bu kadar hata yapmışken bu konuyla alakalı tekrar bunu yapması gerçekten olacak iş değil. Ama ben dediğim gibi çok şaşırmıyorum. Bir de şu yüzden şaşırmıyorum. Jesus'la ilgili şu haber benim kafama yatmıştı. Yani Benfica'dan hala maaş alıyor bu adam. 31 Mayıs işte son. Artık Haziran'la birlikte oradan maaş da almayacak ve açıklama ben ya bugün içinde gelir Jesus'la ilgili ya da yarın en geç yarın geleceğini düşünüyorum. Yani Haziran'a girdiğimiz anda o resmi imzayı Haziran'da atar Jesus. O yüzden hani dün bugün böyle çok beklememek lazım. Bugün işte gece belki bir açıklama yapılır. Bir Haziran'da da Jesus'a şey geldikten sonra bildirim geldikten sonra hesabınıza şu kadar yattı Benfica'dan diye. Benfica'dan mı yatacak? Benfica'dan yatacak. Benfica'dan son yatacak. Takımı. Ondan sonra Jesus ekran görüntüsü alıp Fenerbahçe'ye gönderecek. Aynen öyle açıklama gelecek. Ben aynen öyle gelecek. Oldu. Bana o kafama çok yattı benim. Efendim? O çok kafama yattı bu konu. Çünkü normalde lig bitti. Fenerbahçe'nin Avrupa'ya gideceği kesin artık. Tamam. Ama evet. Şöyle bir şey olamaz mı? Yani Fenerbahçe Jesus'u duyurur. Anlaşma 1 Haziran'dan itibaren geçerli olur. O da bir şey evet. Yani hani illa o bildirimin Jesus'un telefonuna gelmesi. Niye bozuyorsun? Benim aklıma yapmıştı. Estağfurullah bu. Seni bozmuyorum ama belki da. Orada bir şey de olabilir. İşin hukuki boyutunda tamam, belki. Hukuki olarak sen anlaşırsın. Yani şu an mesela şey olsa Jesus Fenerbahçe ile söz kesse Benfica dur bir dakika siz ne yapıyorsunuz mu diyecek. O zaman derler ki 1 Haziran'dan itibaren geçerli. 2 Haziran'dan itibaren geçerli anlaşma. Biz sadece duyurusunu yaptık resmi olarak. 1 Haziran'dan itibaren Jesus Fenerbahçe teknik direktörü. Olur biter. Peki niye bekliyoruz ya? Efendim? Niye bekliyoruz biz? Jesus? Bilemiyorum. Bilemiyorum neden beklediğimizi. Bana bu yapmıştı işte. Bekleyebiliriz. Bekleyebiliriz Jesus. Çünkü senin dediğin gibi sen söyledin ki ağzında işte transfer dinamik bir süreç. Dinamik kesinlikle olabilir, öyle. Her şey olabilir. Belki hiç aklına gelmedik bir şey de olabilir. Bu iyi anlamda da olabilir. Kötü anlamda da olabilir. Ama işte burada asıl hani insanları genel olarak rahatsız eden böyle net şeyler söylenmesi. Bu şey değil ki hani Mert ben yarın Sabah Spor'a gelmiyorum. Bitti. Öyle bir durum yok yani. Evet. Bakalım. Diğer konu ile ilgili sanat için, spor için konular karıştı. Farklı farklı yerlere gittik dinleyicimizin sorusuyla. Çok da mesaj gelmiş aslında. Şimdi bir süredir biz konuşuyoruz. Mesajlar da gelmiş. Mesela Burhanettin Erbaş dinleyicimiz demiş ki ben bir Fenerbahçe taraftarı olarak Ali Koç'un hoca açıklamayacağını biliyorum. Medya nasıl inanıyor anlamıyorum diyor. Yani daha İsmail Hoca açıkladıktan sonra takımımızın yeni hocasının 2-3 hafta içinde belli olacağını söylemişti. Bu Ali Koç değil miydi diyor. Evet yani biz de örnekler vermeye çalıştık. Mertan de... Mert de bir Fenerbahçeli dinleyicimiz. Bana Instagram'dan yazmış. Evet Instagram açtım bak. Allah Allah. Şimdi İlginç. Bildirim geldi cep telefonu o yüzden. Ali Koç pazartesi demedi. Pazartesiden sonra açıklarız dedi. Hocanın sözleşmesi 1 Haziran itibariyle boşa çıkıyor demiş. Yani aslında senin söylediğine evet. Biraz yakın bir görüş. Aynen. Yani bugün gece açıklanır tahminen artık bu saatten sonra da bir sürpriz olmaz. Yarın da yeni hocası Fenerbahçe hocası olarak uyanır Fenerbahçeliler. Evet 8.56 saatlerimiz aramıza gidelim. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda. Yeni saate girdik. 2 saat geride kaldı Sabah Sporu'ndan. Elimizde birçok haber var demiştik. Girişte özetledim zaten bir kısmını ama değerlendirmediklerimiz var. Onlardan benim ilgimi çeken biraz da Avrupa'ya göz atalım istiyorum. Lewandowski'nin durumu. Artık orada sezon bitti Bayern Münih'te. Biraz hayal kırıklığıyla bitti tabii Şampiyonlar Ligi'nde. Uzak kaldılar şampiyonluktan ve Lewandowski de artık kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediğini net bir şekilde ifade ediyor. Dün de yine basına yansıyan açıklamaları olmuş Polonyalı Yıldız'ın. Diyor ki bugün itibariyle benim Bayern dönemim bitti. Bu takımda bir daha oynamak için önümde herhangi bir ihtimal görmüyorum diyor. Bayern ciddi bir kulüp. Ve inanıyorum ki beni tutmayacaklardır. Çünkü bir daha onlar adına oynamak istemiyorum. Transfer en iyi seçenek.
Umarım benim karşımda durmazlar demiş Robert Lewandowski. Açıklamaların dozu gün geçtikçe artıyor iki taraftan da. Diğer taraftan Bayern Münih cephesi de durur mu bu açıklamalar karşısında? Oliver Kahn orada da açıklamalarda bulundu. İcra kurulu başkanlığı yapıyormuş oradaki titride. O CEO değil mi ya? İşte CEO. Bize CEO'lendi. İcra kurulu başkanı. Aynı şey değil mi? İcra kurulu bilmiyorum, başkanı. Herhalde şey olabilir. Onu değişiyor işte. Sportif direktörü, futbol direktörü. Orada çok takılmayalım ama üst düzey bir sonuçta. Kulüp bizim bir tane şey buluruz diyorsun. Title'ı buluruz. Buluruz, ne olacak? Oliver Kahn'ı mı kıracağız? İcra kurulu başkanı. Öyle denmiş. Belki CEO da diyen çıkabilir. Robert'in geleceğini konuşmak hakkında neden bu yolu seçtiğini size söyleyemem. Bunun gibi basın açıklamaları size bir şey kazandırmaz. Robert şu anda olduğu yere buradayken geldi. Bence Bayern'de neye sahip olduğunu farkına varması lazım. Anlayış tek taraflı bir şey değil diyor Oliver Kahn. Burada bir artık iş savaşa doğru gidiyor net bir şekilde. Yani oyuncunun sözleşmesi var ama tamamlamak istemiyor. Kulüpte bırakmak istemiyor. Ve açıklamalar her gün. Hani hemen de cevap veriyor hemen. Yani Lewandowski konuşuyor, Oliver Kahn konuşuyor. Kahn konuşuyor, Lewandowski konuşuyor. Basın önünde bir savaş. Yani sanki Türkiye'deler gibi Süper Lig'deki bir şey var. Almanya Bundesliga, biz hep Bayern örnek gösteriyoruz ya. Al sana Bayern. Al örnek gösterdiğin Bayern'de de Lewandowski dünyanın en büyük yıldızlarından biri çıkıyor. Böyle konuşabiliyor. O da ilginç. Bu konuların uzmanı sensin. Sen ne hissediyorum? Şöyle bir baktığın zaman nasıl yorumluyorsun, ne görüyorsun? Sen söyle, ben öğreneyim. Ben Lewandowski'nin kesinlikle ayrılacağını düşünüyorum. Bu saatten sonra orada kalmayacaktır bu kadar açıklama. Yani bunu Bayern'den daha fazla para koparmak için yapıyor olamaz Lewandowski. Değil mi? Kafada bitirmiş. Bence kafada bitirmiş artık ne yaşadıysa perde arkasında. Çünkü kendi iddiaları şuydu Lewandowski cephesinin. Bizle işte son 1,5-2 ayda görüşmediler sözleşme uzatmak için. Arkamızdan iş çevirdiler. İşte Haaland'la ilgilendiler. Bunu biliyoruz. Bunlar bozmuş Lewandowski. Yani ben varken siz nasıl Haaland'a bakarsınız demiş. Bu tarz ekolu isimlerde bu tarz şeylere gelemiyorlar. Olabilir. O yüzden ben kafada bitirdiğini düşünüyorum. Yani burada gayet ciddi Lewandowski. Bayern şimdi böyle bir oyuncuyu tutup performans alabileceğini düşünüyor mu Bayern mesela? İstediği kadar konuşsun Oliver Kahn. Ama bu saatten sonra Lewandowski'nin hayır gelmez. Onlar da bir şekilde yollara ayırmak isteyecekler oyuncuyla. Ama şartları karşılayabilecek mi Barcelona mesela? Bu yaştaki bir oyuncuya da kaç para bonservis vereceksin mesela? 34 yaşında değil mi? Ronaldo'ya 100 milyon euro verilmişti. Ama Barcelona o paraları verir mi? Ekonomik olarak bu kadar zorda olan bir kulüp. Zor yani oradaki denklem. Ama ben devam etmeyeceğini düşünüyorum. Hatta Sadio Mane haberleri de çıktı. Sadio Mane de tahminen Lewandowski yerine düşünülen bir oyuncu. İleride forvet bölgesi için. Hani birebir alternatifi değil, muadili değil daha doğrusu. Ama bu sezon oynamadı mı Sadio Mane? En ileri uçta oynadı birçok karşılaşmada. Lewandowski'nin boşluğunu da kağıt üstünde çok güzel dolduruyor. Bölge olarak söylüyorum. Yani net bir santrafordan çıkıyor Bayern. Olabilir. Liverpool çok gibi bir oyun anlayışına dönüyor diyorsun. Olamaz mı? Sen Sadio Mane haberlerini görüyorsun. Sen de Premier Lig'den Liverpool'dan artık ayrılacak. Yok, zaten Bild yazdı. Yani Bild bana dese ki adın Ali değil, inanırım. Evet. Atletik de yazdı. Atletik'e de ben güveniyorum. Evet. Onlar sen de ona güveniyorsun. O belli. Mane ayrılacak. Bayern Münih'e gidecek. Şimdi ben de sana aslında ikinci sorum oydu, biliyor musun? Lewandowski konusu tamam, şimdi işin biraz magazin tarafı var, o öyle dedi, bu böyle dedi, okey, büyük ihtimalle de senin dediğin gibi olacak, Lewandowski ayrılacak. Yalnız Lewandowski ayrıldığı noktada şu an Bayern kalibresinde gördüğün kaç santrafor var gidebileceğin, kapısını çalabileceğin? O büyük bir soru işareti olduğu için mesela işte o Mane ile beraber o değişim de Bayern Münih'te görülebilir, anlaşılabilir. Onu izlemek de keyifli olacaktır. Bayern Münih'te. Evet. Çünkü çok uzun yıllardır Lewandowski var. Bir gol makinesi ve sonuçta bir santrafor. Bir kanat forvet değil, bir santrafordan bahsediyoruz. Hani santraforlu oyundan çıkıp öyle 3 tane kanat forvetle oynamak, işte kimi takımların çok iyi becerdiği bir iş. Ama hep çok üst düzey takımların becerebildiği bir iş. Bayern Münih. Bayern Münih de öyle bir takım. Üst seviye bir takım.
Genelde orada işte Ribery ve Robben'le beraber çok çok iyi kanat oyuncuları kültürü var. Şimdi hala hazırda işte Coman gibi, Sané gibi, işte gelirse Mane gibi, Gnabry gibi bu tarz kanat oyuncuları var. Ama büyük skorerler değiller. Çok etkili skorerler değiller. Acaba üçünü bir araya getirdiğin zaman oradaki bir Mane eklemesiyle beraber o formül tutar mı? Onu izlemek keyifli olur bak. Aynen, ben de merak ediyorum nasıl bir yapı kuracak. Bir de Nagelsmann öyle çok tek dizilişte takılı kalan da bir teknik direktör değil. Yani bu sezon hatta benim izlediğim karşılaşmalarda üçlü savunma oynatıyordu ama bizim Türkiye'de gördüğümüz gibi bir üçlü savunma değil. Yani üç stoper var ama kanat bekleri yerine bildiğin kanat kullanarak oynatıyordu orada. Yani Sané'yi kullanıyordu, Gnabry'yi kullanıyordu, Coman'ı kullanıyor. Farklı bakıyor Nagelsmann. Mane ile de böyle yine bir deneme yapabilir. Peki şu bir düşünce olabilir mi? Mesela bu tarz oyunda Manchester City çok başarılı oldu. İşte Premier Lig şampiyonluğunu kazandı. Real Madrid'i elese büyük ihtimal Şampiyonlar Ligi için çok güçlü bir aday olacaktı. Onlar mesela Haaland'a giderek aslında o kültürü biraz artık geride bırakıyorlar. Evet, dönüyorlar orada. Ve aslında çok da büyük bir ara da vermediler. Neden çok büyük bir ara vermediler? Aynen. Agüero gibi Premier Lig tarihine damga vuran bir santroforları vardı. Evet, Guardiola döneminde inişli çıkışlı bir ilişkileri oldu Guardiola'yla. Ama sahada gördük Agüero'yu. Zaman zaman görmedik. Zaman zaman iyi işler yaptılar. Zaman zaman Agüero'dan büyük destek aldılar. Gabriel Jesus Agüero'nun alternatifi olarak transfer edilmişti. O pek dikiş tutmadı. İşte hatta bu sene sağ kanat forvet oynayarak daha kariyerinde farklı işler yapabileceğini gösterdi ki onun da ayrılması bekleniyor. Öyle mi? Arsenal'a gitmesi bekleniyor. Ha, doğru. Gabriel Jesus'un. Doğru. Ama şimdi mesela Guardiola da yeter artık canıma tak etti noktasına mı geldi? Geçen sene de bir Kane yoklaması vardı çünkü. Doğru. Şimdi mesela Manchester City bunu yaparken Bayern'in santraforsuz bir düzene geçiyor gibi gözükmesi de yine ilginç. Tabii biz Mane, Lewandowski'nin yerine transfer ediliyorsa böyle konuşuyoruz ama bir yandan çıkan haberlerde de santrafor iddiaları da var. İşte mesela için. Kim ama? Şey mi, Benfica'daki çocuk mu? Evet, o var. Darwin Núñez. Onlardan evet. Biri. Benfica'daki çocuk, Uruguaylı. Değil mi Núñez? Evet. O var. Haller, Ajax'ın oyuncusu. Doğru, onu gördüm. O da yazdı. Doğru, Haller'i gördüm. Adı geçti en azından yani. Ama Haller'de... Gerçek bir ilgi var mı bilmiyorum da. Haller'de... Çok iyi değil mi Haller? Yani iyi ama... Hani siz konuşmuştuk ya sizinle beraber. Bayern Münih seviyesi için. Barış abi de buradaydı. Bir Harry Kane muhabbeti olmuştu. Doğru. Yani yetmez Haller'i... mi? Ama zaten Ali abi şu an nasıl i̇şte bulacaksın? İşte o yüzden yok işte. Bulamazsın ama sonsuza kadar da Lewandowski ile gitmeyecekti. Yani seneye sözleşmesi bitiyordu zaten. En kötü seneye bir hamle yapmak durumundaydın. Bayern de belki o yüzden istemiyor mu ayrılmamasını? Ama bir sene işte. Bir sene, bir sene daha yine... beni idare et diyor yani. Tamam ama bu sorunla yüzleşecekti yani. En bir yerde. Bayağı bir yerde yüzleşmek zorunda. Sonsuza kadar gidemeyecek Lewandowski. Valla bilmiyorum hani o durumun da eğer öyle bir plan varsa... Hani Mane'li düzene geçme planı varsa, Liverpool taktiği gibi bir plan varsa onu izlemek keyifli olur. Ama çok uzun sürer mi? Herhalde çok uzun sürmez. Başka adaylar da var. Mesela, ya da yakıştırılan diyeyim. Kalajdzic var, Stuttgart'ın oyuncusu. O yazılmış. Bir de işte Werner yazılmış bir yerde mesela, onu gördüm. Timo Werner yazılmış. Allah, o da zaten net bir nokta santrfor değil. Saç baş yoldurur. Evet, saç baş yolduracak bir oyuncu. Mesela yakıştırılan iddia olarak değil ama hani Bayern'in gidebileceği diye bir analiz haber yapılmış mesela. Raul Jimenez yazılmış Wolverhampton'dan. O var listede. Lukaku yazılmış. Mesela Lukaku olmaz mı? Chelsea'de de olmadı. Lukaku. Chelsea'den de birçok oyuncu ayrılıyor. Sözleşmesi bitenler gerçi ayrılıyor da. Lukaku yaptık. Lukaku olabilir. Lukaku'da hani şu anda center for saysan 9 sayarsın. Numara Lukaku'yu sayarsın illaki. Bir de mesela az önce konuşurken aklıma geldi City'den bahsederken. City biliyorsun River Plate'den bir transfer yaptı. Of evet, o çocuk Alvarez. Alvarez 6 gol attı. 6 gol attı. Geçen Copa Libertadores'te bile. Evet, yani onu aldılar, orada bıraktılar. Şimdi gelecek, takıma katılacak. Aynen. İlk o da center for. Evet. Ben golleri de izledim. Tabii bir maç izledim de çok etkileyici tabii oyuncu. Çok da şeyler bekliyorlar ondan. Bir de o var. Ya, o da var. City'ye gelecek yani. Sadece City. Hani Haaland değil. Orada rotasyon da yaptı.
Evet, Jesus'u da gönderip iki evet, santraforla evet, orada sezonu tamamlar. Bizdeki planlama da belki eksik gözükebilir mesela. Ben Süper Lig'de bir takımın planlamasını yapsam 3 santrafor yazarım ama City işte bu sezon 1 santraforla başladı ki onda santrafor yapmadı. Seneye de Haaland ve işte Alvarez'le sezona başlayacak ama problem mi? Değil. Çünkü ikisi de sakat olsa yine sonuçta santraforsu oynayan bir takım gördük daha önce. Hiç de problem olmaz ama Bayern için Bayern de aslında farklı bir takım. Tek santraforla yıllardır neredeyse oynadılar. Yani evet. Choupo-Moting var yedekte ama o da ne kadar santrafor zaten. O da kanattan bozma santrafor. Nokta bir oyuncu değildi. Ama bir uzun zaten yıllar öyle gitti. Şartlarda Bayern'in kapısından da pek girebilecek bir isim de değil. Değil değil. Ama şartlar işte. Evet. Onun şanslı bir geçti. Kariyer onun için. Aynen. Bir de bir önceki dinleyicimiz dedi ya bu sakatlık konusu son yıllarda çok fazla arttı. Eskiden bu tarz uzun sakatlıklar ama yoktu. İbrahimovic'in son dönem sakatlıklarını kaçırmış. Daha yeni sakatlandı. 6-7 ay yok. Evet ki bütün sezon neredeyse yoktu. Sakatmış. Antrenman yapmadan neredeyse. Evet. Çok az antrenmanla maç kadrolarına girmiş İbrahimovic. O da normal adam 40 yaşın üstünde. Lewandowski 40 yaşın üstündeyiz diye sürekli sakatlanacak mıyız? Ne demek istiyorsun sen? 40 yaşın üstü bilmesem, ben ve benim gibileri ne demek istiyorsun? Bak, şaka bir tarafa Messi'nin açıklamasını duydun mu? Okudun mu? Koronavirüsten dönüşle alakalı. Evet gördüm etkisini atlatamamış uzun zaman. Beni çok daha farklı etkiledi diyor. Akciğerlerimde problem oldu. Nefes almakta zorlanıyordum. Hatta evet, yürüyemiyordum. Koşamıyordum bile demiş. Aynen. Sen Messi koşmuyor dedin. Sebebini gerçekten de anlamış koşuyor olduk. Ama ben Messi 4-5 yıldır söylerim. Tabi bu hastalık kötü etkilemiş. Benim de gelmeye çalıştığım nokta Lewandowski'nin hiç neredeyse sakatlanmaması. Evet, biyonik adam. Biyonik bir isim olması. Şimdi Bayern onu kaybedecek. Yerini alacak futbolcu mesela aynı şekilde sakatlanmadan devam edebilecek. Böyle örnek çok yok dünyada. Haaland işte daha yeni değil mi? O da çok uzun sakatlıklar yaşadı bu Borussia Dortmund kariyerinde. Evet. İstikrarlı biri gibi gözükmüyor. Şimdi o tercihte böyle bir isim bulması gerekecek. Bayern Münih'e sakatlanmayan bir profile gitmesi gerek. Bakalım ben de merak ediyorum. Bir de Bayern demişken son haber öyle reklama gidelim. Tolisso Bayern Münih'ten ayrıldı. Dün sözleşmesi biteceği ve Bayern'de devam etmeyeceği açıklandı. O da bilmiyorum Türk takımlarının gündemine gelir mi yoksa Avrupa'dan 5 büyüklükten bir takım hemen kapar mı? Tahminen kapar. Tolisso buralara uğramaz bir süre. Normalde kapmaları lazım. 27 yaşında. Kaç yaşında? 27 yaşında. Tabii. Tolisso çok canavar gibi bir orta saha. Süley'i mesela Dortmund Premier Lig yakışır ona. Premier Lig'e mi gider? Bilmem adı hangi kulüpte geçiyor şu anda ama dün haberi gördüm sadece. Nottingham Forest. We are the best Nottingham Forest. Oraya daha düşmez. Ben gelecek sene Nottingham Forest tutacağım herhalde. Sene her sene değişiyor. Evet, Leicester, gelecek Burnley. Sene, gelecek sene Nottingham Forest tutacağım. Burnley yok tabii değil mi seni? Burnley yok. Biraz da Nottingham Forest'le üzülelim. Alt ligi takip edecek misin? Championship mi? Burnley için evet. Sadece skorlara bakarım. Keçi öğren gücü gibi. Uzaktan bakacaksın. Bir arkadaşım izlemiş Nottingham Forest'i. Son maçı mı? Son maçı galiba bir de yarı finali izlemiş. 16 transfer ihtiyaçları vardı. Premier Lig için. Hani ben de şöyle bir izledim. İşleri çok kolay değil. Ciddi anlamda Premier Lig zor bir lig. O zaman direkt bakalım onlar ne yapacaklar. Bazıları biliyorsun hiç o topa girmiyor. Norwich gibi yaparsa. Evet, bazıları işte çok ciddi anlamda yatırım yapıp karşılığını alamıyor. Brentford gibi daha enteresan işler yapan takımlar var. Onları izlemek de keyifli. Şimdi esprili birkaç mesaj gelmiş. Reklama gideceğiz dedik ama mesela Batuhan demiş ki Batshuayi'cik oturmaz mı Bayern'e demiş. Gülmemiş de ciddi söylemiş herhalde. Ümit Koşar Ronaldo Bundesliga yapar mı demiş. Bayern Münih. Yani Bundesliga'dan kastı tahmin ediyorum ki Bayern Münih'tir. Sonuçta United Ronaldo devam etmeyebilir. Roma haberleri çıktı. Bence Mourinho ile arası o kadar iyi değil ya şu an. Bilmiyorum hani araları iyi mi? Haberi söylüyorum ben sadece onu okudum. Orada da Tammy Abraham var. Bonservisini aldı değil mi Roma onun sezon başında Chelsea'den yani? Aldı mı? Bildiğim kadarıyla aldı. Şimdi beni yine şeye sürükleme. Galiba 30 üzeri verdi. Çok verdi ona. Evet evet aldı. Doğru söylüyorsun. O civar bir rakam aynen, hatırlıyorum. 40 yazıyor hatta Transfermarkt'ta. Evet. O yüzden hani Abraham gibi bir yatırım varken bir de Ronaldo çok makul gelmiyor ama böyle Bayern Münih gibi tek senelik bir çözüm belki olabilir. Hani Lewandowski'nin de gidişinde. Bayern yapmaz ya. Bayern yapmaz. Bayern yani yapmaz. Bayern yapmaz. Yani onlar evet farklı. Yani Messi'ye de hiç yanaşmadılar bile. Ronaldo'ya da. Ama işte Lewandowski gidiyor ya. Normalde Lewandowski varken zaten yapmaz da böyle bir fırsat bulup yapar mı acaba? Dedim bilmiyorum olabilir. Şey yapmayalım, kapatmayalım.
Bir de Levan'ın yerine Leipzig'ten Nkunku olmaz mı demiş. Evet, o da Mane gibi bir çözüm olur aslında. Nkunku da bir santrfor değil. O da forvet diyebileceğimiz oyunculardan biri. O da uygun olabilir. Evet, Bayern'de santrfor arıyoruz gördüğünüz gibi. Adayları alalım. Biz söyledik birkaçını. Sizlerden de Batshuayi ve Nkunku geldi. Kenan da demiş ki hatta Bayern bu sinirle Harry Kane'i alır demiş. Harry Kane'i bir süre alamaz bence hiçbir takım. Tottenham çünkü bir de Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Bu sezonda Harry Kane Tottenham'da kalacaktır. Evet, bölümü uzattıkça uzattık. Reklama gitmedik. Bir türlü reklama gidelim. Aradan sonra devam edelim. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia, iddia. Türkiye'nin global Bitcoin borsası Bitay, alternatif piyasaları sunar. Bitay, geleceğin yatırımı. Alternatif piyasalar bölümündeyiz. Bitcoincilerin yüzü son birkaç günde gülmeye başladı. Öyle başlayalım bu bölüme. Şu anda Bitcoin düne göre TL bazlı söylüyorum %3.34 yükseliş gösterdi. Şu anda 517.239 TL'den işlem görüyor. Dolar bazlı da 31.539 dolar. Bitay fiyatı olarak 31.924'e kadar yükselmiş gece. 12 civarı Türkiye saatiyle. Sonrasında da o seviyeyi aşağı yukarı koruyor. 31.500'ü kendine destek edinmiş ve seyrini sürdürüyor. Bakalım nereye kadar gidecek? Yoksa tekrar 30.000'lerin altına inecek mi? Hani şimdilik pozitif bir hava söz konusu. Türkiye'nin global Bitcoin borsası Bitay, alternatif piyasaları sundu. Bitay, geleceğin yatırımı. Evet, şimdi iddia bölümündeyiz ama yine kupon veremiyoruz. Bir süre daha sizi bekleteceğiz iddia kuponu olarak. Çünkü yarından itibaren herhalde Ali abi sen de kupon vermeye başlarsın. Hayır. Yarın çünkü hem bu İtalya maçı yarın mıydı? İtalya maçı yarın. Yarın. Şimdi emin olamadım bir yandan. Yarın, diğer yarın. Tarafta Dünya Kupası eleme maçı var. İskoçya, Ukrayna, Uluslar Ligi başlıyor. Milli takım bazında önemli güzel karşılaşmalar. İskoçya, Ukrayna galibi de. Galler'le oynayacak. Evet, finalde bu evet. Dünya Kupası elemeleri adına yani düzenlenen. Yani bizim Portekiz Kuzey Makedonya maçları gibi. Evet, ertelenmişti. Evet, Ukrayna. Ertelenmiş hali. Evet, savaştan dolayı Ukrayna'nın maçları ertelenmişti. Rusya diskalifiye edilmişti. Şimdi onlar oynanacak ve son aday da orada Dünya Kupası'na gidecek belli olacak. O yüzden dediğim gibi bugün kupon veremiyoruz ama Uluslar Ligi ile birlikte Ali abi de kuponlara devam edecek. Ben bültendeki dikkatimi çeken maçları söyleyeyim. Bir kere yine tenisten bahsedeceğim. Çünkü bugün tek maç olarak da açılmış iddia.com'da Djokovic-Nadal maçı. Çok keyifli geçmesi beklenen bir mücadele. İki efsane isim tenisin. Hani tenisi bıraktıklarında da efsane olarak alınacak isimler. Saat 21.45'te karşı karşıya gelecekler. Dediğim gibi iddiada tek maç ve canlı olarak da oynayabileceksiniz. Oranlar şöyle: Djokovic'in galibiyeti 1.28, Nadal'ın galibiyeti 2.70. Gördüğünüz gibi toprağın kralı Nadal şu anda eski formunda olmadığı için Djokovic karşısında sürpriz olarak gözüküyor kazanması. Djokovic çok ağır favori. Hem bir önceki turda 3 set oynadı Djokovic. Nadal 5 set oynadı. Daha yoruldu. Hatta maç sonu basın toplantısı izledim Nadal'ın. Bitmiş gibiydi. Yani soruları anlamakta, cevap vermekte çok güçlük çekiyordu Nadal. Bir günde, bir buçuk günde nasıl toparlanır bilemiyorum ama işi bir hayli zor gözüküyor bugün. Ama tabii Nadal olduğu için hiçbir ihtimali de göz ardı etmemek lazım. Bugün bu karşılaşmaya bahis yapabilirsiniz. Çok fazla seçeneği de var. Bahsin onu da söyleyeyim. Yani 19 farklı oyun seçeneği var. Setlerle alakalı, sayılarla alakalı. Hani bugünü böyle geçirebilirsiniz futboldan. Bir herhangi bir maç ben bulamıyorsunuz. Ben net skor vereyim. 3-1 Djokovic. 3-1. Ben de 3-0 diyorum. 3-0. Djokovic Nadal'a diyorum. Bir set ver toprakta ya. Yok, vermiyorum. Yok ya, Nadal eski Nadal olsa zaten maçı kazanır derdim de işte geçen sene bir set aldı yeter, bu sezonda set onu da alamaz diyorsun. 3 evetle uğurlayacağız Rafael Nadal'ı bence. Çok acımasız oldum. Evet. Bu arada dün Asya Şampiyonlar Ligi finali kaç kaçtı biliyor musun? Afrika.
Afrika finali. Afrika mıydı o? Afrika. Afrika mıydı gerçekten? Afrika. Ha, Afrika doğru, Casablanca ben... bir takım Casablanca'ydı. Aynen. Doğru, Afrika. 2-0 bitti. Vidat kazandı. El Ahli'yi evet. mağlup etti. Yani bir final daha 2-3 gol bitti. Ha evet. Tamam, ben nereye bağlayacaksın diyorum. Tamam doğru. 1-1 bitmedi gerçi ama yine de 2-3 gol. Sistem işliyor. Evet. Doğru bak. Bu açıdan gördüğüm skoru da hiç bu 2-3 gol aklıma gelmemişti. Haklısın, yine bildin. Bakalım. Şimdi o zaman İtalya Arjantin final diyebilir miyiz ona? Gerçi ona final, Hüseyin Özkök kızıyor bize Süper Kupa'ya final deyince de, Hüseyin abi. Ne dememiz istiyor? Şey, final değil o. Başka bir işte Süper Kupa mücadelesi o. Final. Kelimeyi de bulsun, öyle kızmak da olmuyor bu iş. Süper Kupa. Ne? Süper Kupa. O da ne Süper Kupa diye geçmiyor mu işte? Yani UEFA Finalissimo diyor. İşte Finalissimo. Bana Finalissimo Türkçe ne demek? Ben Türkçe'de Finalissimo diye bir şey yok. Finalcik mi yani? Küçük final. Finalissimo ne orada? Küçük final. Çok güzel bir kupa yapmışlar ona. Öyle mi? Evet. Bayağı güzel. Sen dizayn olarak çok Monaco'daki güzel bir kupa. Monaco'daki şeyleri gördün mü? Formula 1'deki verilen. Görmedim. Birinci, o çok kötü de. Kötü müydü? Of, aklıma o geldi. Şeyi merak ettim ama. Çok güzel dediğin. Onu biraz görürsün kupayı. Bilmiyorum ne demek lazım ama. Finalissimo da. Finalissimo. Adını öyle koymuşlar. Evet, o maçta o zaman 2-3 gol mü biter? Sözünüzü oraya bağlayacaktım ben. Orada yoksa farklı bir şey mi işler? Ya bir bakayım kadrolara. Kadroları açıkçası daha araştırmadım. Yarın bakmayı düşünüyordum. Hatta bugün bakarım kadrolara. Kim var kim yok tam bilmiyorum. Ama de herhalde Maradona ile ilgili çok şey görürüz diye düşünüyorum. Tabii. Tribünlerde İtalya Arjantin olunca ona bir sevgi gösterisi olacaktır. Bir Maradona anılacaktır. Onun dışında Wembley'de de bence tribünleri de doldururlar. Öyle bir şey de izleriz. Böyle bir zaten iki takım karşı karşıya geliyorsa kesinlikle oraya gitmek lazım. Bir de bugün voleybol maçlarımız başlıyor. Kadınlarda Milletler Ligi karşılaşmaları. Saat 18.30'da Türkiye ile İtalya karşı karşıya gelecek. Tabii kadrolar nasıl bilmiyorum, onu araştırmadım ama Egonu. Gene orada kurtulamadık. Varsa şimdi bilemediğim için. Gerçi kurtulduk transfer olduğu için de. Egonu geliyor. İsabel Hak da Vakıfbank'ın oyuncusu da oraya gidiyormuş. Hmm. Bir takas gibi oluyor. Pasör çaprazları değişiyor. Bugün ama favoriyiz. İtalya karşısında iddia oranlarına bakarsak iddia.com'da 1.15 bizim galibiyetimiz. İtalya galibiyeti 2.97. Hmm. Tek maç olarak ve canlı şekilde de oynayabiliyorsunuz. O bilgilendirmeyi de yapayım. Yani bugün tenis, voleybol, hatta basketbol. Basketbol da söylemedik ama bugün seri devam ediyor. Oranlar ne Mert? Oranlar basketbolda daha önümde yok. Galatasaray, Anadolu Efes daha gelmemiş. Daha gelmemiş. Karar verememişler demek ki. Evet, oranla ilgili bir gelişme yok. Evet, iddia bölümünde bu şekilde. Kapatıyoruz. Son aramıza gidelim. Aradan sonra da artık toparlayacağız. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. Evet, son bölümdeyiz. Haberleri toparlayalım biraz. Dünden yansıyanlar vardı. Konyaspor Başkanı mesela Fatih Özgökçe'nin açıklaması. Abdülkerim Bardakçı ile ilgili bence ilginçti. Beşiktaş dışında Fenerbahçe ve Galatasaray da Abdülkerim Bardakçı ile ilgileniyor dedi. Biz burada Marka konuşurken. Evet, Galatasaray ve Trabzonspor'u devre dışı bırakmıştık. Çünkü solak stoperleri var diye bakıyorduk. Ama tabii Marka transferde gidebilecek oyunculardan biri. Giderse de yerli olarak zaten solak da bakıyorsa eğer Galatasaray daha iyisini bulamaz. Değil mi? Solak olarak işte Cenk çıktı yeni. Cenk Özkaçar. Avrupa'da o da forma giyiyor ama yerli piyasada şu anda o var. Burak Öksüz'ü ben beğeniyorum Hatay Spor'da. O da solak. O da Abdülkerim kadar olmasa da bence ligin ortalama üstü stoperlerinden biri. O açıdan makul gözüküyor. Konyaspor'un işine geliyor tabii bu kadar fazla takımın ilgilenmesi. Fransa'dan talepleri var dediğine başkan. Mesela ben yurt dışı hiç çok net düşünmezdim. Olabileceğini düşünüyordum ama başkan Fransa'da ilgi olduğunu söyledi. Bu da sevindirici bence Abdülkerim için ve Konyaspor için. Sonuçta onlar bütçe olarak Türk takımlarından daha fazla para verebilirler. O yüzden Konyaspor'un avantajına bu durum. Abdülkerim de eğer sıcaksa, Konya'da beklediği teklifi bulursa burada bir satış herhalde gözüküyor Konyaspor. Peki Konyaspor'la Abdülkerim ne zaman sözleşme yeniledi? Bu sezon başı. Yani bu sezon ortası. Bak, Konyaspor yapabiliyor demek ki.
Evet ama bitiyor muydu ki sözleşmesi? Bitiyor muydu ki sözleşmesi? Bitmiyordu ama yine de. Olsun, uzattılar işte. Ya uzattılar. Konyaspor yaptı bunu. Yani bedavaya kaptırmıyor. Bunun olmayacağını bilmiyor. Yani bunun olacağını bilmiyor muydu Konyaspor? Biliyordu. Peki Abdülkerim'in önünde duracaklar mı? Yok, büyük ihtimalle transfer olacak bu sezon. Ya ben orada anlıyorum senin eleştirilerini de. Yani futbolcu da istemese sözleşme de imzalamazdı ama. Ya ama olabiliyor demek ki işte, yapılabiliyor yani. Hani yok, yapılıyor bir zaten. Abdülkerim mesela şey de değil. Yani Konyaspor'la anlaşmıyorum dese mesela tepki de alacak bir oyuncu da değil. Mi? Büyük takımlardaki oyunculara göre kıyaslarsan. Hani tek tük tepki tabii ki gösterilir. Neden yapmadı, neden etmedi diye ama eyvallah deyip hani ayrılabilecek bir oyuncu. Bu sene olmasa da gelecek sene. Ama yani olabiliyor bunlar. Bunlar hep oyuncu ikna, işte yolunu açma, zamanı geldiği zaman ona destek olma. Ya mesela şimdi Konyaspor başkanı şunu demiyor. Abdülkerim bizim sözleşmeli oyuncumuz. Daha yeni sözleşme imzaladık. Nereye gidiyor? Öyle bir şey diyor mu adam? Yok. Demiyor. Belli ki onlar da Abdülkerim'le sözleşme imzalarken bugünleri biliyorlardı. Ve biraz daha masada elleri kuvvetli olmak için o sözleşmeyi uzattılar. Ama oyuncuya da senin yolunu kesmeyeceğiz garantisi verilmiş. Evet. Yani senin bakış açını evet takdir ediyorum bu konuda. Ama yönetimler de her zaman yapamıyorlar. Mesela Beşiktaş'ta şimdi benzer problem var. Hafta sonu Ahmet Nurçebi'yi dinledim. Canlı olarak dinleyememiştim. Dün biraz açtım, dinledim. Bu Beşiktaş'ın altyapısından çıkıp sözleşme uzatmaya yanaşmayan futbolculara çok sert ifadeler kullandı mesela Ahmet Nurçebi. Belli ki böyle insanlar var şu anda. Serdar mıdır? Artık Ersin'i mi kastediyor, Rıdvan'ı mı kastediyor bilmiyorum. Ya da başka gençleri mi kastediyor. Mesela o söylemler o futbolcunun işine yaramaz. O açıklamayı gördüğü anda zaten futbolcunun anlaşacağı varsa da anlaşmaz. Ahmet Nurçebi'nin açıklamasından sonra çok bence orada stratejik bir hata yaptı. Tamamen taraftarı oynadı Ahmet Nurçebi. Dün konuşamadık, sana söyledim de ben net olarak Aziz Yıldırım'ı gördüm Ahmet Nurçebi konuşurken. Birebir aynı yani, gözünü kapat, dinle, üslup, oradaki üyelere sataşma, laf sokmalar, tamamen taraftarı oynayan bir başkan profili. Ben çok hayal kırıklığı içerisindeyim Ahmet Nurçebi konusunda. Hani yani başlangıcı çok iyiydi. Şu an aynı yerde değil. Bizim altyapımızdan yetişti. Bizle sözleşme imzalamak zorunda gibi bir bakış açısı da yok. O da çok eski bir düşünce tarzı. Artık değişen bir futbol ekonomisi var. Değişen bir düzen var. Ve kulüp olarak senin de görevin o değişen düzene en kısa sürede ayak uydurabilmek. Burada mutlak surette, mutlak surette istesen de istemesen de kaybettiğin oyuncular olacak. Ama totalde ne kadar başarılısın, totalde ne kadarını içeride tutabiliyorsun ya da en azından sözleşme yenileyip sözleşmeni uzatabiliyorsun, ona bakılacak. Ben bu dönemde hiçbir kulüpten şunu beklemiyorum. Altyapıdan çıkan bütün oyuncularla anlaştılar ya da bütün oyuncularla sözleşmeleri yenilediler. Bu hayalcilik. Buna inanmıyorum. Onu koy bir kenara ama çoğuyla anlaşman gerekir gene de. Birçoğuyla anlaşman gerekir. Eğer sen bu düzene ayak uyduramazsan, işte senin anlattığın tarzda bir yaklaşımla oyunculara gidersen ya da mesajları o şekilde verirsen, orada da şansını çok azaltıyorsun. Umarım bu yanlıştan bütün kulüpler, şu an Beşiktaş özelinde konuşuyoruz ama bütün kulüpler bu yanlıştan döner. Artık orası idare edilmesi gereken bir birim. Yani Mert, biz yetiştirdik Mert'i. Mert 18 yaşında, bizle seve seve sözleşme imzalayacak. Yoksa işte görür gününü, şöyle yaparız, böyle yaparız, gitsin nereye giderse gitsin. Koskoca kulübü mü geçin bunları. Bunlar 20 sene öncesinin davranışları. Artık öyle bir futbol düzeni yok. Bir de bu Ahmet Nurçebi'nin açıklamalarını ben hiç beğenmedim, hiç tasvip etmiyorum. Üslubunu bir kere, hani içeriği tartışılır tabii ki ama bu da Türkiye'de kamuoyu nezdinde çok kabul görüyor. Yani asıp kesmesi Ahmet Nurçebi'nin. Orada da asıp keserken zaten birçok kişi alkışlarla destek verdi Ahmet Nurçebi'ye. Geçenlerde Ali Koç çıktı canlı yayında Beyaz TV, işte Rasim Ozan, Ozan Kütahyalı'ya laf atınca taraftarın hani içinin yağları eridi, büyük başkan Ali Koç oldu. İşte dün bakıyorsun Erden Timur Galatasaray'da Dursun Özbek'in ekibinde AŞ'de görev alacak bir isim. Dün bir konuşma yaptı. Ajans Spor'dan da biz paylaştık. Bilmiyorum bizden başka paylaşan oldu mu? Biz logolu paylaşmıştık. O da inanılmaz bir etki almış. Yani 200 küsür RT, işte 100 küsür alıntı, binlerce like, altına gelen yorumlar olağanüstü. Yani konuşma müthiş etkilemiş insanları da. Biz bu konuşurken çok etkiliyoruz da icraata gelince zaten
problem var. Ben bunu da hiç hoşuma gitmiyor. Yani bu tarz söylemlerle taraftarın hakkının çelinmesi, hani taraftara geçtim kongre üyelerinin hakkının çelişmesi olacak iş değil. Sadece bu damarı da bulmuş başkanlar sürekli oraya oynuyorlar. Yani son bir haftada 3 örnek benim gördüğüm, yani hem Galatasaray'dan hem Fenerbahçe'den hem Beşiktaş'ta birebir taraftara oynayan, duygularını oynayan açıklamalar ve taraftar da maalesef bunları hala yiyor. Evet. Yemeğe bir tür çok müsait gerçekten. Bu da hoşuma gitmiyor. Bunu da belirtmek istedim. Arz ederim pardon, saygılarımla. Şimdi sunumumu yaptım. Evet, kapatıyorum şimdi diyeceğim programı. Konuyla ilgili bu kadardı. Son birkaç haber. Şimdi Konyaspor'daki açıklamadan girdik aslında. Abdülkerim'den konu buralara geldi. Dün bir de Altay'dan açıklama geldi. Kazımcan'la ilgili. Altay'ın da gerçekten işi acayip zor. Dün başkanın da açıklamalarını gördüm. Amatör futbolcu bile transfer edemiyoruz. Amatör lisansla bile futbolcu transfer edemiyoruz. Tamamen yasak diyor. Yani açsak bile tahtayı o nasıl oluyor bilmiyorum da transfer yapamayacağız diyor. Seneye altyapı ağırlıklı bir kadroyla gideceğiz diyor ve şu anda takımda olup devam edebilecek oyuncular var diyor. Ancak onlarla devam edebiliriz. Onlar da gitme yolunu tercih ederlerse Altay takım çıkaramayacak yani. Ya da çıkardığı takım U19 takım olacak ve bu takım birinci ligde kalmak için büyük ihtimalle mücadele verecek. Nasıl başaracaklar bilemiyorum. İşte Kazım Can mesela kurtuluş reçetelerinden biri. Onun satışından gelecek para. Ama orada da tabii ne kadar satabilir? Yani 300 bin euroluk bir teklif varmış geçen yıl dışından gelen. Tek bir oyuncu kulübü kurtarabilir mi canım? İşte kurtaramaz da nefes aldırır biraz. Vakit kazandırır. Onunla ilgili açıklama yaptılar. Teklifler geliyor yurt içi yurt dışından ama beklentilerimizin çok altında olduğu için kabul etmedik demiş. Dün bir haber vardı. Belki gözüne çarpmıştır. Akhisar Spor'a kayyum atanmış. Evet, Ajans Spor'da biz paylaştık. Daha doğrusu kayyum atanmasına karar verilmiş. Evet, 4 aylık gelecekler kulübü seçime götürüp ayrılacak diye de okudum haberin detayında. Evet. Akhisar ne zaman kupayı almıştı? 4 sene mi oldu? Kaç sene oldu? Düşün. Avrupa'da mücadele eden, Türkiye Kupası'nı kazanan bir takım 4 sene sonra kayyuma devrediliyor. Şu an hangi ligde olduğunu da bilmiyorum. Akhisar'ın. Zannedersem şey olması lazım. İkinci lig olması lazım. İkincilikten düştü mü düşmedi mi onu bile bilmiyorum galiba. Bak. Üçüncü lige düştüler hani, galiba. Öyle bir haber gözüme çarptı. Şimdi sen Altay'ı söyleyince aklıma geldi. Bu tarz haberler artacak yani zaten. Normalde istesen yapamazsın. Ama artık burada işte az önce söylediğin o hani taraftar bunu alıyor dedin. O damardan giriyorlar evet. Dedin. O damarından girilen taraftar da işte iş kulüple ilgili gerçekleri bilmeye geldiği zaman ne hikmetse kör sağır ve dilsiz oluyor. Yani sadece bağırsın, ondan sonra transfer istesin, rakibe küfretsin, meşale yaksın. Kusura bakmasınlar, şimdi taraftar da biraz kendiyle yüzleşsin ve bu her takımda benzer bir problem. Dün mesela Beşiktaş özelinde genel kurulu eleştirdim. Barış abi çok haklı bir şey söyledi. Yani neye el kaldırıp neye el kaldırmadıklarını bilmiyorlar. Neyi onayladıklarını, neyi onaylamadıklarını bilmiyorlar genel kurulda. Çünkü onlar da bir çeşit taraftar. Ama işlerine geldikleri zaman işte Twitter'da Beşiktaş JK üyesi. Genel kurul üyesi. Yani onu yazmak da çok hoşlarına gidiyor. O kimliği üzerine almak çok hoşlarına gidiyor. Ama kulüple ilgili gerçekleri bilmekten de çok uzaklar. Şimdi Altay'da neler olduğunu bilen bir genel kurul olsa, neler yaşandığını bilen bir genel kurul olsa bir kulüp bu hale gelebilir mi? Mümkün mü? Yani bu bir günde olmadı herhalde. Ya da bir sezonda olmadı herhalde. Yok canım, bir günde nereye olur? Akhisar herhalde bir sezonda bu duruma gelmedi. Ve artık örnekleri sayarken sürekli bir takım ekliyorsun. Şimdi mesela büyük ihtimalle Yeni Malatya ile de ilgili. Tabii. Bunları duyacağız çok kısa zaman içerisinde. Bursa Spor'u bu sene kaç kere konuştuk, kaç kere anlattık. Yani Bursa Spor seyircisi gibi seyirci az vardır. Ama peki hiç mi haberiniz yok ne olduğuna dair kulüpten? Kulüpte ne olduğuna dair? Genel kurul üyeleri hiç mi müdahale edemiyor? Edemiyor demek ki. Yani bu soruların cevabı da belli ki kulüpler tabii bu duruma geldi. Evet Ali abi, bitirdik. Yine karamsar bir tabloyla en son Altay'dan bahsedince konu ister istemez. Ama normal değil Mert yani söylediklerin. Normal değil zaten. Sen amatör lisanslı yani bile lige, transfer edemiyoruz. Birinci lige yani düşen bir takım diyorsun. 19 takım ile mücadele edebilir. Evet. Yok şu alt takımdan kimse kalmadı yani ki. Böyle bir takımın orta ve kısa ve orta vadede geleceğinden ne bekleyebilirsin? Küme düşecek yine. İkinci lige düşecek. Birincilikten tutulamayacak olacağı söyleyeyim ben sana Altay'dan. Ve diğer örnekler gibi
yerini alacak tarihte. İşte diğer tarafta da dün mesela Huddersfield Nottingham Forest maçından bahsettik. Futbol tarihinin, daha doğrusu futbolun en pahalı maçı olarak değerlendiriliyor dedik. Çünkü işte o maçı kazandığı zaman 90 milyon pound Premier Lig'de minimum yayın geliri alacak. Üstüne 70 milyon pound kadar da 2 seneye yayılan, eğer ligden düşerse parıçta ödeme alacak. Bunun da ben acilen yavaş yavaş bize entegre edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet, TFF'ye verdiğimiz 932. öneri, bakalım hangisi kabul edilecek. Şu ana kadar pek önerilerimiz kabul edilmiyor farkındaysa. Yeni başkan büyük ihtimalle. Yeni başkan Barış Ertül mü uygulayacak bunları? Barış abi mi uygulayacak yeni başkan? Valla keşke de o topta niyeti yok. Şey, evet. Ben de dinleyici gibi. O topta niyeti yok dedim ya. Doğru olmadı değil mi? Ne demeye çalıştın? Yani o taraklarda bezi yok. O taraklarda bezi yok. Niyeti yok yani. O topa niyeti girmeye yok. Niyeti yok diyecektim de karıştı. Doğru. Artık bizim de son dakikalarımız olduğu için programda. Normal karşılayın. Evet, normal karşılayın. Evet, bitirdik Ali abi. Teşekkürler. Bugün güzel, keyifli bir program oldu. Yarın yine aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddia sundu. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.